Efendim herkese merhabalar. Hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Bugün 14 Şubat 2022 Pazartesi günü. Hisse analiz yayınında sizlerle beraberiz. Geçen hafta biraz rahatsızlık, sesimiz iyi değildi biliyorsunuz. Bu nedenle yapamamıştık. Bu nedenle özür dilerim herkesten. Ses nasıl arkadaşlar? Bir kontrol etme imkanımız var mı? Seste, görüntüde bir sorun yok inşallah. Evet, Nazif Bey hoş geldiniz. Kıymetli moderatörümüz Kemal Bey, hoş geldiniz efendim. Sayın Halil Canbel, merhaba usta, kolay gelsin tekrar. Gesan demişsiniz. Listemi aldım efendim, birazdan bakalım. Kemal Bey demiş, İstanbul'dayım ve hava İzmir'e nazaran. İnşallah hocamızın ve siz değerli arkadaşların havası bozulmasın demiş. Ha, İzmir, İstanbul'da hava daha mı güzel oluyor şu anda? Nazaran iyi, puf demiş ama. Mahmut Bey merhaba, hoş geldiniz. Hocam merhaba, endeks düşer, bera düşer. Endeks çıkar, bera yine düşer. Evet. Bera değil mi? Baş belası. Baş berası diyelim. El atalım tamam birazdan. Hemen ona ben bir 500 bin lot alış yazayım. Olur mu? Biraz yükselsin. Ya işte zamanı var demek ki arkadaşlar, olabiliyor. Ya borsa böyle bir yer. Yılların tecrübesi bize gösteriyor ki arkadaşlar, her hisseden para kazanırsınız. Bakın altını imzamı atarım. Her hisseden para kazanırsınız. Tek bir şartımız var. Sabredeceksiniz yani. Sabrederseniz para kazanırsınız. Bir de stoplara uyarsanız yani. Evet Cemal Bey hoş geldiniz. Sağ olun, Twitter'dan da yazmışsınız gördüm. Sesim işte şu an duyduğunuz kadarıyla geçen haftaya göre iyi. Geçen hafta daha kötüydü. En azından sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum arkadaşlar, sizlere karşı. Haftada iki defa da olsa bir hisse analiz, bildiğimiz kadarıyla teknik analiz yapmaya çalışıyoruz. Verus ve Vespe ilk sıraya yazdım Cemal Bey, hisselerinizi. Sorun yok. Birazdan bakacağız efendim. TM Pol, Mustafa Bey listeme aldım efendim. Siz de WhatsApp'tan yazmıştınız. Evet, ses güzel. Kemal Bey Petkim istemiş. Tabii ki efendim, Petkim'i de yazayım hemen. Evet, pekala. Burayı özledik diyor Nazip Bey. Evet, Sayın Mehmet Ağar hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Şükrü Aktaş hoş geldiniz efendim. Mert Koparan KLGYO istemiş. Hala bu KLGYO'da duruyor musunuz ya? KLGYO biraz yordu bayağı. CRDFA. CRDFA'ya da çoktandır bakmıyorum. Vallahi merak da etmiştim aslında. Arkadaşlar hemen geliyorum. HLGYO. Teşekkür ederim Mert Bey. Eksik olmayın efendim. Hafta sonu İzmir bahar havası gibiydi diyor. Nazif Bey de. Ferhat Bey hoş geldiniz. Selamlar, saygılar demiş. Sağ olun. Metur ve Etiler. Elit mi, Etiler mi o? Peki yazdık efendim. İstanbul berbat hocam, İzmir günlük güneşlik demiş Kemal Bey. Şükrü Bey Türkiye Hava Yolları demiş. Ekledik efendim. Emre Bey hoş geldiniz. Lüks EK istemiş. Notumuzu aldık. Ata Yılmaz bir yat istemiş. Merhaba, hoş geldiniz. Ekledik efendim. RBG İST ADES istemiş. ADES'i de hemen listemize ekleyelim. Ali Eren Altınkaya hoş geldiniz. Yeotek Kontrolmatik. Yeotek'te ne oldu? Düzeldi mi biraz? Gerçi düşüyordu ama bugün de düşenler arasında mı? Bakalım şöyle. Şimdilik görülmedi.
Bu etileri soran 4,76 düşmüş. Acaba çıkar biz de para kazanırız umuduyla mı soruyor? Geçen hafta Perşembe günü çok güzel bir eğitim yaptık arkadaşlar. Etiler, Ferhat Bey. Perşembe akşam katıl üyesindeki arkadaşlarla çok güzel bir eğitim yaptık. Sağ olsun onlar da bayağı memnun kaldılar ki sonrasında geri dönüşleri gayet iyi oldu, güzel oldu. Öyle bir kazandıran strateji anlattım ki evlere şenlik. Yani hiçbir şey bilmenize gerek yok, onu bilin yeterli. Burak Akalın hocam, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizlerin de eksik olmayın. SNGO istemişsiniz. Evet. Ramşo Kurt hocam, ne teknik kaldı ne analiz. Borsa 3 aydır zarar, böyle gider. Bu Mart Nisan'ı bulur hocam. Mümkünse Petkim. Türksel. Petkim listemde var. Türksel'i de alayım. Evet, Mert Bey demiş hocam, senin sitemizi bozdu vallahi demiş. Saime Hanım hoş geldiniz. Givint istemiş. Givint ekledik efendim listemize. Miatek Afyon. Rica ederiz Emre Bey. Afyon da ekledik efendim listemize. Yok hocam, ben bir yıldır ondayım sadece teknik açıdan. Ha, estağfurullah. Engin Bilgiler demiş. Ferhat Bey güzel. Ya etiler bugün düştüğünü gördüm. Çünkü bazen arkadaşlar bir hisseyi düşüş gördüğü zaman tamam diyor. Ben buradan bunu alayım, nasıl olsa yarın tepki verir yukarıya, ben de para kazanırım diyor. Bazen öyle şeyler olabiliyor. Onun için dikkat edin ona. Düşüş bitmeden girmemek lazım. Turhan Bey hoş geldiniz. Turhan Bey neredesiniz ya? Hiç gözükmüyorsunuz piyasada. İyi yayınlar. Konko Magen istemiş. Konka. Ve Magen. Bu yeni şeylere giren var mı arkadaşlar? Halka arzlara. Konka ile Magen'i de ekledik. Evet, beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz kıymetli ve değerli arkadaşlar. Bakalım. Efendim endeksle başlayalım. Sabah zaten her sabah yayına katılan arkadaşlar biliyorlar. Endeksle ilgili düşüncelerimizi. Pardon. Her gün zaten endeks analizi yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Dolayısıyla az çok endeksle ilgili fikrimizi biliyorsunuz. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Bugün negatif olma ihtimali yüksekti zaten. Açılış da öyleydi. Hatta bugün Twitter'dan bir çok adetim değil ama yavaş yavaş Twitter'ı kullanmaya da başlayacağım herhalde. Twitter'dan da yazdım. Oradan görmüşlerdir. Cuma günkü gibi endekste bir sürpriz beklemeyin. Ayılar da insan diye yazdım. Yani ben bugün negatif bir kapanış da bekliyorum aynı zamanda arkadaşlar. Yani çok toparlamasını beklemiyorum endeksin. Cuma günkü kapanış da, yani şu cuma günkü bu harekette arkadaşlar biraz fake hareket olarak kalmış oldu ne yazık ki. Yani birilerine mal sattılar arkadaşlar. Mal el değiştirdi. Değiştirince de böyle bir sorun oldu. Tabii Esra Hanım, ekleme yapabilirsiniz. Sorun yok. Analiz ettirmek istediğiniz hisse varsa lütfen yazdırın. Sorun yok efendim. Ferhat Bey demiş, halka arzlar ırza geçme konusunda kimse girmiyor artık anlaşılan. Valla ben bu HUP yenilenebilir enerji var, onu bir inceledim. Hani siz sormadan söyleyeyim. Ha, fena bir şirkete benzemiyor. Bir de taahhütleri var. İlk 5 gün şey yapacağız diye. Halka arz fiyatından alım yapacağız diye. Dolayısıyla 1,82 fiyat vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yarın mı başlıyor halka arzı? Belki ben girebilirim. HUP yenilenebilir enerji. Hüner herhalde kodu. Yani sadece fikrimi söylemiş olayım. Ha, şeyi soruyorsunuz Esra Hanım. Bizim takip listesine. Buradan sorduğunuza göre. Ya ben hafta sonu listeye yeni eklemeler yapacaktım. Fakat endekse güvenemiyorum. Dolayısıyla ekleme yapacağım liste var önümde. Hisseler var.
birkaç tane. Bugün de takip ettim. İyi ki eklememişim çünkü düşüşle karşılaştık tekrar. Ondan dolayı listeye ilaveler yapacağım ama. Yani endeks biraz işte şey vermiyor, fırsat vermiyor. Düşüşler korkutuyor. Bu nedenle yeni alım için acele etmemek lazım. Yani nakitte olanlar, eğer çift yönlü işlem yapmıyorsanız arkadaşlar, short tarafta işlem yapmıyorsanız yeni alım için bence hisselerde şu anda hiçbirinde acele etmeyin. Yani daha alttan alım fırsatı var. Onu söyleyeyim. Bu nedenle takip listemize Esra Hanım yeni eklemeler yapmadım. Hafta içinde yapabilirim. Bugün, yarın bir çarşamba günü ben biraz negatif bekliyorum. Yani yarın da negatif bekliyorum. Yani inşallah olmazsa inşallah yanılırım ama bu 2 veya 3 günlük bir düşüşten sonra belki o hisselerin, yani düşündüğüm takip listesine eklemeyi düşündüğüm hisselerin kontrolünü bir daha yaptıktan sonra ekleme yaparım ki eklediğim andan itibaren de artık alım seviyesi demektir. Yani tercih eden arkadaşlar para kazanırlar. O şekilde söyleyeyim. Aydın Nümal Vakfen istemiş. Tabii ki efendim, ekleyelim. Onun dışında zaten takip listemizdeki hisselerden de bir kısmı hala prim yapmamış olanlar da var. Hala primin altında kalanlar var. Yani güzel alım fırsatları veriyor ama şimdi şöyle diyebilirsiniz: hocam uzun zamandır para kazanamıyoruz. Kimse para kazanamıyor arkadaşlar. Yani Kasım'daki ralliden BIST 30 dışında kalanlar çok yararlanamadı. Yan tahtalar çok gitmedi biliyorsunuz. Aralık'ta 16 Aralık gibi de bir düşüş başladı. O gün bugündür de testereye uğradık hepimiz. Yani Aralık 16'dan itibaren Ocak, işte Şubat'ın da ortası geldi. Nereden baksanız 2 aydır neredeyse arkadaşlar sürekli şey yapıyor. Bir testere piyasasında. Ama orada 1800'lü bölgelerden alım yapılabileceğini uygun tahtalardan söylemiştik. Bizim listemizdeki bazı hisseler de oradan primler yaptılar. İşte orada size düşen şey şu arkadaşlar: stoplara uymak. Yani hisse, diyelim ki bir alım yaptınız, ikinci parça, üçüncü parça alım yaptınız, sonra %3-5 kar gördünüz, çıkarsınız. Yani stopa geldiğinde çıkarsınız. İşte bu tür testere piyasalarında para kazanmak böyle olur. Rally piyasası değil. Rally piyasasında alırsınız, gidersiniz. Mesela Türk Hava Yolları. Biz bunu Temmuz'da yayınını yaptık, değil mi? Ben mesela video yayınladım. Sonra Eylül ayından itibaren, işte Ağustos'tan itibaren analizlere başladığımızda orada söyledim, dedim mesela 11 TL'ydi Türk Hava Yolları, 11,5 TL'ydi. Ya buradan almayacaksın, nereden alacaksın? Tüpraş'ın mesela 98 TL'den konuşuyorduk, değil mi? Yarın öbür gün biri gelip bana soracak: hocam ben işte 190 liraya geldiğinde veya 160 lira, hadi 190 demeyeyim, 150 TL'ye geldiğinde Tüpraş'ı buradan alsam olur mu diye soranlar olacak dediğimi hatırlıyorum. Yani şişeyi hakeza öyle, petkimi öyle. Ve ne oldu arkadaşlar? Çıktı hepsi. Ya o bir ralliydi. Rallide para kazandık. Ama sonra düşmeye başladığında, bir tekrardan şey başladığında arkadaşlar, efendim testere piyasası başladığında, bu da böyle, testerede de kazanamayacaksınız veya işte az kazanacaksınız veya işte uygun tahtaya geçeceksiniz veya çok işte yapabiliyorsanız çift yönlü işlem yapacaksınız. Cemal Bey, panel sam ve hüner cazip göründü, katılıyorum demişsiniz. Bereket olsun efendim. Diğerine gözünüz yemedi. Peki, Sayman hocam borsa bugün neden bu kadar düştü demiş. Atay Yılmaz hocam, savaş da çıksa barış da olsa BIST olumsuz etkileniyor, anlamadık bu işten demiş. Yani aslında arkadaşlar belirsizlikleri biliyorsunuz, borsa her zaman fiyatlar yani belirsizdir, her zaman ne olacağını bilemezsiniz. Mesela bugün de bakıyorsunuz kaça kadar düşüyor? İşte 1970'e kadar düşüyor. Şu an 1994'lerde neredeyse. Aslında ben Cuma günü bekliyordum bu düşüşü. Yani bir düzeltme yapması gerekiyor. Şu testereden çıkması lazım arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz zaten. Yani şu 16 Aralık'taki düşüşten sonra şu testereden bir şekilde çıkması lazım. Bu testereden çıkmasının yolu arkadaşlar, güzel bir düzeltme yapmalı. Tekrardan şu gapi falan almalı, yani şuradan 1600'lere kadar. Kızacaksınız biliyorum ama bu işin kaderi, yapacak bir şey yok. Yani biz sizinle Eylül aylarında, Ağustos ayında şurada 1300'lerdeyken de bunu konuşuyorduk. Yani endeks 1360'lardayken de konuşuyorduk arkadaşlar. Yani endeks düzeltmesini yaptı, konsolidasyon süreci tamam. Artık bu seviyeden itibaren ben yükselmesini bekliyorum demiştim.
Hatta hatırlarsanız arkadaşlar şu Eylül civarında işte bu 1480'lere 1500'lere kadar çıktığında acaba diyorduk şu gap'i kapatmaya mı geliyor şuradaki? 1460'larda hani biliyorsunuz hatırlıyor musunuz işte bir Fibonacci seviyesi vardı 1462'lerde. Ya işte oraya geliyor takılıyor mesela 2-3 birkaç defa orayı denemişti bu gap boşluğu bıraktıktan sonra üzerine çıkıp aşağı geldi üzerine çıkıp aşağı geldi üzerine çıkıp aşağı geldi. O zaman da serzenişte bulunuyorduk sürekli ya bu endeks niye çıkmıyor diye. Sonra Ekim ayı gibi bir rally başladı arkadaşlar 2400'de aldık soluğu. Yani şuraya bir bakın yani bu günlerde hiç mi olumsuz olay olmadı? Oldu değil mi? Dolar da 8 TL'den 18 TL'ye geldi o dönem içerisinde. Yani dolar çıkıyordu, borsa çıkıyordu. Dolar çıkıyordu, borsa çıkıyordu. Ve her gün yeşildi gördüğünüz gibi. Her gün yeşildi arkadaşlar. Çok güzel rally yaptı. Şimdi o rally'nin neyini yapıyoruz arkadaşlar? Testeresini. Henüz düzeltmesi yok. Mecbur muyum bir düzeltmesi olacak. Ha illa olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Eğer bu düzeltme olmuyorsa yani işte sabahki yayında göstermiş olduğum bir çizgi vardı. 1975 bölgesinden geçiyordu. Bakın oralardan neredeyse tepki aldı. 1971'lerden tekrar yukarı döndü. Üzerinde kaldığı sürece şimdilik sorun yok kısa orta vadede. Ama o yeşil trendin altına sarkacak olursa o zaman sıkıntı başlayabilir arkadaşlar. Sabah yayında da bahsettim. Eğer üzerinde kalırsa 1970-75 bölgesinin endeks düzeltme yapmadan yeni bir boğa piyasasına girebilir mi? Daha önce yapmadığı bir şey değil. Girebilir. İhtimali zayıf ama girebilir arkadaşlar. Yani borsada hiçbir zaman hiçbir şeyin %100 ihtimali yoktur. Ya ben şimdi size bu cümleyi kullanabilir miyim? Arkadaşlar şu anda endeks 1995'te. Akşam seans kapandığında endeks 1995'te kalır. Bunun garantisini verebilir miyim? Veremem. Bunun altında kalırın garantisini verebilir miyim? Veremem. Üstünde kalırın garantisini verebilir miyim? Onu da veremem. Zaten bunu ben verebiliyor olsam ben ve benim gibi insanlara kimse para kazandırmaz arkadaşlar. Çünkü ben verebiliyorsam birileri de verebiliyordur bunun garantisini. Hiç kimse veremediği için de bunun adına biz riskli varlıklar diyoruz, borsa diyoruz. Bu nedenle hiçbir düşüşe böyle moralinizi bozmayın. Ya para sizin paranız, riskinizi siz yöneteceksiniz. Efendim. Yani bunları lütfen ama lütfen arkadaşlar borsaya kızmanın, küsmenin, hisseye kızmanın, küsmenin bir manası yok. Stopuna uyacaksın. Kapatacaksın gerektiğinde. Mesela dün işte Cuma günü akşamdı yayınları herhalde kıymetli İsmail Hoca, İsmail Aslan Özyer'le Perihan Hanım'ın programlarını takip ettim mesela. Biraz geç takip ettim ama sonradan kayıttan izledim. Yani ben stop oldum diyor. Koskoca adam 28 yılını bu işe vermiş, trade etmiş bir insan. Ben diyor bu hafta stop oldum diyor. Yani 1000 puanla yani 10 bin puan diyelim 400 kademeyle stop olmuş arkadaşlar ve yüksek meblağlı kontratlarla VIOP'ta. Şimdi 28 yıllık tecrübeye sahip ve hayatını trade ederek geçirmiş olan bir insanı geçen hafta stop edebiliyorsa bu piyasa yani size bize neler yapmaz. Onun için arkadaşlar ama disiplinli bir insan ben stop oldum diyor yani normal olarak. Onun için arkadaşlar hiçbir şeye kızmanın bir manası yok. Kızmanın bir manası yok. Burada biz yapmamız gereken en önemli şey efendim kendi neyimize uyacağız, stratejimize uyacağız. Bakın dedim ya Perşembe günü katıl üyesi arkadaşlarla beraber bir eğitim yayını yaptık. 6. dersimizdi bu. Çok güzel, çok verimli bir eğitim yayınıydı. Orada vermiş olduğumuz eğitimde efendim çok basit bir kural anlattım oraya arkadaşlarıma. Çok basit bir kural. Ya yani başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. O kuralı uygulayın ve para kazanın dedim. Ya sonrasında çok güzel geri dönüşler aldık. Onu da söyleyeyim yani. Diye arkadaşlar şahit mesela burada katılanlar arasında kim var? Mesela Cemal Bey var. Esra Hanım vardı herhalde o akşam. Değil mi? Turhan Bey katılmış mıydınız siz? Bence o akşam sizin isminizi görmedim ama. Evet, bas gezi istemiş Sayın Yiğitcan. Ekleyelim efendim bas geziyi de. Evet, Cemal Bey demiş, Halim Bey geçen yaz Merkez Bankası bu kadar zayıflamamıştı. Şu an Merkez Bankası kasasında deyim yerindeyse cenaze masrafını karşılayacak döviz yok. Evet, Ahmet Özbalcı bas gezi istemişsiniz. Listeyi aldım efendim, bakacağım. Ya şimdi işte bu tür temel sorunlar, temel haberler çıktığı zaman işte bazen zannediyoruz borsa bunları duyunca düşecek. Düşmüyor, yukarı çıkıyor arkadaşlar. Yani TL bazlı biz hala rallideyiz biliyorsunuz.
Ama bu gerçek mi? Gerçek, evet. Mr. Mehmet, merhabalar. Biyoen istemiş. Biyoen. Ekledik efendim listemize. Bakalım. Abdurrahman Şimşek, Baske Ezel listeyi aldım efendim. Birazdan bakacağım. Burak Akalın, bize de ufaktan anlatsanız hocam sistemi. Allah rızası için demiş. Tabii Allah rızası için deyince akan suların durması lazım arkadaşlar. Anlatırız, mesele değil. Yani yeter ki siz kendi bir strateji oluşturun arkadaşlar. Stratejinize uyun. Şimdi benim orada arkadaşlara anlattığım sistem 5-20 sistemi arkadaşlar. Yani ben ismini vereyim, siz o şekilde bulun. Yani burada çok gizli saklı bir şeyden bahsetmiyoruz. İlk defa ben de anlatmıyorum bunu. Ama benim sadece stratejiyi vermem değil ki. Bunu eğitim yayında ders gibi anlatıyoruz ya, ondan bahsediyorum. Burak Bey. Yani mesele benim onu size ders gibi anlatabilmem için bu hisse yayını bırakıp o stratejiyi size baştan sona anlatmam lazım. 5-20 kuralı. Ha, stratejinin ismini vereyim. Mesele değil. Ha, arkadaşlarımıza haksızlık oluyor mu? Evet, oluyor. Sonuçta onlar katıl üyesi olarak girdikleri için. Fakat burada ismini vermekten ziyade stratejiniz, o stratejiyi ben size ders gibi anlatmam lazım. Yaklaşık herhalde 2 saat falan sürdü o dersimiz. Çok da güzel, verimli oldu. Onu anlatmak istiyorum aslında. Evet, pekala arkadaşlar. Ufak ufak başlayalım o zaman müsaadenizle. Endekste durum bu efendim. Az önce biraz daha tabii saatlikte bakalım. Genelde saatlik bakıyoruz biliyorsunuz. Şimdi sabah açılış zaten negatif oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar ilk 3 saat. Sonraki 3 saatte de 5 ortalamanın üzerine atmış olduk bir şekilde. Bakın saat kaç burası? 12, 13 ve 14'te bu 3 saat boyunca arkadaşlar yeşil yaktı. Fakat şu anda 15 itibariyle tekrardan aşağı doğru gelmiş oldu. Saat 16-17'yi de takip edeceğiz. Önümüzde duracak. Saat 15 itibariyle ne olacak onu da tabii kapandığında göreceğiz arkadaşlar. Aslında alımlar fena değil. Fakat bu alımlar sahte alımlar mı? İşte birilerini kandırıyorlar mı? Alım fırsatı mı? Yani bunu şu anda bilmek çok güç. BIST 30 için alım fırsatı olduğunu düşünmüyorum yalnız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Primlenen hisseler var. Sakın o şekilde dalmayın. Sonra yazık edersiniz kendinize. Yavaş yavaş hisselere başlıyorum arkadaşlar. Sizin de fazla vaktinizi almadan yayınımızı sonlandırmış oluruz. Verus'ta başlıyoruz efendim. Ben şu tabletimi şuraya alayım. Önümü engel olmasın. Burak Bey, Allah çalışana razı olur. Vermeden almak da Allah'a aittir demiş. Cemal Bey. Ata Yılmaz, müdahale edecek para kalmadı demiş. Hicam Bey, hocam bas geze endeks düşüyor. Bas geze sert düşüyor. Endeks yükseliyor. Bas geze yerinde duruyor. İşte bazı hisselerin zamanı var arkadaşlar. O zamanı bulunca mı gidecek? İşte sabır. Hepsi bir anda çıksa zaten, değil mi? Bu işin şeyi kalmaz. Sırrı kalmaz. Verus al konumunda ve pozitif. Burada 53-23 bölgesi var. Oraya tekrardan bir pin bırakmış. Cuma günü itibariyle oraya kadar çıkmış. Üstüne atamamış. Bugün de tabii endeksle beraber aşağı geliyor gördüğümüz kadarıyla. Hala al konumunda ve pozitif. Herhangi bir sorun gözükmüyor. 51-19 5 ortalamamız. Şuradaki 5 ortalama ve 51-19'un altında kapanış almadığı sürece sorun yok ama bu bölgenin altında kapanış alacak olursa Cemal Bey, siz zaten eğitim yayınına katıldınız. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Orada biraz pozisyon kapatmakta veya azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. 53-23'ün üzerine çıkacak olursa hareket hızlanabilir mi? Yani belki aslında hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil ama yine de hani bugün bir satışla karşılaşmış. Şöyle hacme bakalım. Hacim de biraz işte satış yönlü fazla. Dolayısıyla biraz dikkat etmekte fayda var Verus için. Bu bölgelerde sanki biraz pozisyon azaltılabilir kanaatini taşıyorum Verus için. Çünkü devam ederse düşüş nereye kadar? 48-29'a kadar gelme riskiyle karşı karşıya. Vesp'e bakalım. Vesp'de burada 7-28 bölgesi aşılamamış gördüğünüz gibi. Hala sat konumunda, al konumunda değil. Fakat ortalamaları kendine doğru çekiyor. Bugün işte negatif bir süreç var. Negatif açmış zaten. 7.28'in üzerine atmadığı sürece ki aşamamış arkadaşlar. Bakın Ocak ayında altına geldikten sonra iki defa deniyor. Fakat üstünde kalmayı bir türlü başaramıyor.
7.28'in üzerinde fiyatlama başlarsa tekrar o tarihi zirve seviyelerini görmeye aday gidebilir. Zaten bölünmeden sonra arkadaşlar çok fazla gitmedi biliyorsunuz. Ondan sonra tekrar aşağıya geldi. Yani bölünmeden önce yapmıştı o rallilerini. Fakat bölünmeden sonra biraz daha aşağıya geldi. Ona dikkat etmek lazım. Altta 6 kurt 9 riski var mı? 7.28 aşılamadığı sürece ki ortalamaları kendine çekiyor. Böyle bir riskten bahsedebiliriz. Hele ki endeks geri çekilmeye devam edecek olursa 6.49'a kadar geri çekilme riski var. 7.28 üzerine çıkılmadan yeni pozisyonda arttırılmaz. Onu da söyleyeyim. TM Pol bakalım. 16.34 önemli bölge. Sürekli bakın denenmiş. Fakat hep böyle bir dirençle karşılaşmış. Uzun zamandan bu yana. Yani geçen yıl neredeyse Nisan ayından bu yana. Üstünde kalmayı bir türlü başaramamış 16-34 bölgesini. Ta ki bu Kasım ayındaki rally'den sonra üstünde fiyatlamaya başlamış. Şu düşüş bir yükseliş onayı olabilirdi. Fakat muhtemelen o düşüş 16 Mart'a denk gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altında kalmak zorunda kalmış. Tekrar bir daha üstüne denedi. Eğer bugün 16-34'ün üzerinde kalmayı başaramazsa arkadaşlar yeni alımlar için 16-34'ün üzerine beklemek lazım. Vespe alım tabanı neydi? Şey mi soruyorsunuz? Pardon arkadaşlar bir daha dönelim Vespe'ye. Şu 6.49 Cemal Bey 6.49. Oraya kadar düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Evet TM Pol'da da arkadaşlar tekrar 16.34'ün üzerinde kapanış beklememiz lazım. Öyle bir durumda. Bakın 1-2-3 gün kalmış üzerinde. Tekrar altına gelmiş. Hala al konumunda pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat bunun altında kalacak olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. 16.34'ün üzerine çıkmadan dediğim gibi herhangi bir şekilde arkadaşlar yeni alım yapmamakta fayda var. Tabii yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Altta yazıyor zaten. Buradaki analizdir. Kendi görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. GESAN'a bakalım. Yani GESAN bu kadar şey açıkladı. Kap açıkladı. Bir sürü ihale aldı. Hala hareket yukarı doğru çıkmıyor arkadaşlar. Hala al konumunda fakat sata dönmek üzere. Dolayısıyla burada bir risk barındırıyor. Ona dikkat edelim efendim. Eğer bugün 17.83'ün altında kapanış alacak olursa 16.60'lara kadar, 16.70'lere kadar düşme riski ve potansiyeli mevcut. Burası alım bölgesi ve bir taban bölgesiydi biliyorsunuz. Taban oluşumu vardı buraya. Bu taban oluşumunu tekrar test etmek isteyebilir. Böyle bir riski var. Eğer 3. ve son parça alımı düşünüyorsanız arkadaşlar, pardon arkadaşlar. Evet pardon arkadaşlar. Evet burası bir taban oluşumu vardı demiştik. Tekrar o bölge test edilmek istenebilir. Onu ifade edelim. Yani işin açıkçası bu 20.96-21 bölgesine kadar GESEN'de ben bir hareket bekliyordum. Fakat olmuyor. Elinde nakit olanlar için güzel bir alım fırsatları oluyor. Elinde nakit olmayanlar, hissede kalanlar içinse eyvah biz yine takıldık, yine para kazanamadık noktasına geliyor mesela. Bu nedenle arkadaşlar sürekli nakit bulundurmakta fayda var. Ama nakit bulundurduğumuzda da bu bölgelerden değil de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. gün bugün. Geçen haftadan bu yana düşen bir grafik var. Düşüşün bittiğini gördükten sonra almakta fayda var. Hani küçük küçük düşmüş ama sonuçta pozitif bir süreçte yok şu anda GESAN için. Peki geçiyorum BERA'ya bakalım. BERA bizim alttaki taban bölgemizin de 9.32 bölgesinin de altına sarktı. 9.32'nin kırılmaması lazım arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır altına inmediği bölge.
Yani 2020'nin Ekim ayında görmüş en son o bölgeyi. O gün bugündür altında kapanış almamış. Şu anda 9.28'de. Yani 9.30 günün üzerine atmalı, atmadığı takdirde eyvah eyvah diyeceğiz. Yani şu an zaten saat konumunda ve negatif arkadaşlar. 9.30 günün üzerinde kapanması şart. Diyelim ki kapanmadı, altında kapanış aldı. Ne yapacağız? O zaman hiçbir şey yapmayacağız. Yani zaten stopuna uymayana diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Zaten yani stopa uyan biri bu hisseden zaten stop olmuştu. Ne zaman? İşte geçen haftadan itibaren. Hatta Şubat ayının başından itibaren stop olmuş olması lazımdı. Stopuna uymayan da buradan itibaren artık stop olmanın çok manası yok. Ama 9.32'nin üzerinde tekrar kapanış almaya başlamadan yeni alım tercih edilmemeli arkadaşlar. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Tekrarlıyorum. 9.32'nin üzerine tekrar çıkış yapmadan yeni alım tercih edilmemeli. Peki bu bölgeler alım bölgeleri mi? Evet, alım bölgeler arkadaşlar. Volatil bir hisse biliyorsunuz. Yine mesela Kasım ayında o rally civarında işte 9.30-9.40 civarında alınıp şimdi arkadaşımız talep ederken yazmıştı işte endeks düşerken de düşüyor, endeks yükselirken de düşüyor. Evet, endeks yükselirken de düştü. Ama işte 9.40-9.50 bandında Kasım ayında alınıp işte şu bölgelere geldiğinde ki 11.30'u kırdığında söylemiştik arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın o zamanlar yine yayın yapıyorduk. Eğer 11.30 bölgesi kırılıyorsa alta artık hisseyi terk edeceğiz arkadaşlar. Çünkü altına geçiyor tekrardan. Bu bölge yeniden üstüne çıkana kadar tercih edilmemeli. Çünkü 11.30'un altında kalışlar bizi 9.32'lere kadar götürebilir. Ki nitekim arkadaşlar yani biz bazen bazı cümleleri kullanınca dinleyen arkadaşlarımız zannediyor ki bugünden yarına olacak. Bakın biz bunu Aralık'ta konuştuk. Şubat'a geldik. Yeni gördü bu bölgeyi. Çünkü geldi, aşağı geldi, tekrar yukarı çıktı. Tekrar aşağı geldi. Yani yukarı bir türlü atamıyor ve yukarı çıktığı her atakta mal değişim için bir fırsat oluyor. Yeni bir fırsat oluyor. Bu nedenle hisseleri bugünden yarına değerlendirmemek, düşünmemek lazım. Efendim. Yani Aralık ayındaki bu düşüşü gördüğümüzde valla altta 9.32'yi herhalde görme riskiyle karşı karşıya bu hisse diye düşünüp bu riski almamanız lazım. Yani 9.30 ile 11.30 arasında arkadaşlar 2 TL fark var. Yazık değil mi her bir lotta bu paraya? Onun için ha bir nakitte olan veya o dönem stop olup takip edenler için ise 9.32 alım bölgeleri ama 9.32'nin üzerinde kapanış bekleyeceğiz. Bunu unutmayalım lütfen. 9.32'nin üzerinde kalmaya başlarsa bera tercih edilebilir ama altında kalıyorsa hocam 9.32 yerine 9.25'ten almak daha mantıklı değil mi? Ben oradan alacağım diyenlere hayır arkadaşlar düşen bir hisse alınmaz. Düşüş biter. Yeni bir hareket başlar. Bir desteğin direncin üzerine atar ondan sonra tercih edilebilir ama diğer türlü tercih edilmez. Yazık şu anda sat konumunda ve negatif arkadaşlar bera. Geçelim Petkim'e bakalım. Evet, Petkim de şu anda sat konumunda ve negatif. Burada arkadaşlar tek bir cümle 8.28'in üzerinde kapanış almadığı sürece biz Petkim'de negatifiz. 8.28'in üzerine atacak olursa o zaman pozitif olabiliriz. KLGY'ye bakalım efendim. Evet. Bunda kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Zaten şu an sat konumunda ve negatif hale geliyor. Düşerse nereye kadar düşer? Hani şu bölgenin tutmasını bekleyebiliriz. 1.16. 1.16'nın üzerinde tekrar atması hani beklenebilir. Evet, 1.16'nın üzerine tekrar atması beklenebilir arkadaşlar. Bugün kaçta? Şu anda 1.12'de hisse. Dolayısıyla bakın zaten bu bölgeyi bir kere test etmiş. Şimdi de altında kalmış gördüğümüz kadarıyla. Sat konumunda ve negatif. Yeni alım için uygun yer değil arkadaşlar. Yani alım bölgesi olabilir ama henüz düşüşün bittiğini görmedik. 1.16'nın üzerine çıkmadığı sürece tercih edilmemeli. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. 1.16'nın altında da daha ne kadar kalacağını artık bundan sonraki süreçte göreceğiz. Ama üzerine çıkacak olursa biz o zaman olumlu olmaya başlarız. CRDFA
Evet. 256 bir taban oluşumu olur mu dedik. 256'nın altında bir taban oluşumu verdi bize. Bu bölge, evet, yani olabilir. Olabilir ama sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'i saydığımız bölge 2,28, 2,30 bölgesi arkadaşlar. Yani aslında şu an bir taban oluşumu var. CRD FA da fena düştü. Ama bu bir anda çıkacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Burada 2,30, şu anda 2,33'lerde zaten. 2,30'un üstünde kaldığı sürece ortalamalar da kendine doğru çekmiş zaten. 2,30'un üstünde kaldığı sürece olumlu olunabilir. Ama asıl 2,56'nın üzerinde kalması şart. 2,56'nın üzerinde fiyatlama başlarsa CRD FA alım bölgesi, alım fırsatı ve para kazanma zamanı diyebiliriz. En azından bir hareket de başlamış olur. Tekrarlıyorum. 2,56'nın üzerinde tekrardan fiyatlama başlarsa CRD FA için hem alım fırsatı hem alım bölgesi diyebiliriz efendim. Yukarıdaki gap bölgelerinde almak için gidebilir. Bakın Aralık ayında bir taban yedi. Bir taban daha yedi. Üçüncü tabanı yiyince ne dedi arkadaşlar veya işte almak isteyenler? Hocam çok düştü. 3,97'ye geldi. Çok düştü hocam. Yukarıda gap boşlukları var. Bu buradan tepki verir. Biz buradan para kazanırız. Şimdi 3,97. Hangi kaç Aralık? 10 Aralık. Biz bugün arkadaşlar 14 Şubat'tayız ve hisse 2,32'de. Demek ki çok düşmemiş. Yani dibin dibi vardır. Öyle düşünmemek lazım. Yani gap boşlukları hemen kapatılacak diye bir kaide de yok. Koskoca endeks bile 6 ay, ne 6 ay, 8 ay sonra kapattı. Yani hisseler ondan daha ağır davranma durumuyla karşı karşıya kalabilir yani. Onun için acele etmemek lazım efendim. Yani yeni alım için böyle, ama ben şimdi buradan alayım, buradan alayım diye heyecanlanmamak, acele etmemekte fayda var. Pekala. Geçelim efendim. HLGY'ye bakalım. Evet, HLGY da şu an sat konumunda ve negatif. 2,43'ün üzerine çıkmadığı sürece olumlu değiliz. Yani 2,44'leri görmüş bugün. 2,43'ün üzerine tekrar çıkması şart. 2,43'ün üzerine çıkar. Orada fiyatlama başlarsa HLGY olumlu olabiliriz arkadaşlar. Ama şu anda sat konumunda ve negatif. Hani hacimde fena sayılmaz diyelim. Evet. ABD piyasaları biraz topladı. Arkadaşlar Dow Jones 0,20'ye kadar geldi. -0,20 yatay negatif seviyesine kadar çıktı, vallahi güzel topluyor. Peki geçelim Metur bakalım. Metur'da 3,96 bölgesi baya bir çalışmış burada direnç olarak. Üzerine bir türlü atamamış. Aslında hissenin bulunduğu yer fena bir yer değil arkadaşlar. Şu anda sat konumunda ve negatif, ama onu söyleyelim. Bakın şu bölge sat konumunda ve negatif. Dolayısıyla efendim şu an 3,96'nın üzerine atmadığı sürece hisse bizim gözümüzde negatif. Eğer 3,96'nın üzerinde bir hareket başlarsa o zaman olabilir. Peki bu bir taban oluşumu mu arkadaşlar? Sayılır aslında. Taban oluşumu da sayılır. Tek isteğimiz şu. Bugün mesela %3'ün üzerinde bir kaybı var Metur'un. Bugün biraz daha yukarıda ve yarın da yeşil 3,96'nın üzerine çıkmasa bile yeşil bir iki gün görürsek, o zaman evet burası bir taban oluşumu. Buralarda bir mallanma var ve hisse buradan sonra hareket edecek kanaatine ulaşırız. Geçelim efendim. Etiler bakalım. Sürekli işlemlerde mi etiler? Yani şu anda al konumunda etiler.
Ama SAT'a dönmek üzere. Ya sürekli işlemlerde değilse izleme pazarında. Sürekli işlemde de değil. Şu an izleme pazarında. Evet. Yani bunu söyleyecek bir şey yok. 6,82 şu an zaten 6,80. Yani yarın düşer mi çıkar mı bilmek zor. Şu an al konumunda. Henüz SAT'a dönmemiş ama yarın da negatif olursa SAT'a dönebilir. Ama izleme pazarındaki hisselerde arkadaşlar portföyünüzün illa tutacağım diyorsanız çok küçük bir kısmıyla hareket edin. Çünkü bilemezsiniz yani şirketin sonra ne olacağını. Türkiye Hava Yolları arkadaşlar şu an al konumunda ve pozitif. Fakat bugün düşen bir grafik var. Cuma günkü hacim güzeldi. Bugünkü hacim de fena sayılmaz. Eğer bugün 29-37 bölgesinin altında kapanış alacak olursa grafik yok bunda demiş Sayın Atayırmaz. 29-37 bölgesinin altında kapanış alacak olursa arkadaşlar biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Sanki Türkiye Hava Yolları ufak ufak satış yiyebilir. Ama 29-37'nin üzerinde kalacak olursa şimdilik bir sorun gözükmüyor. Ha yok hocam benim maliyetim güzel diyenler 28 bölgesine kadar takip edebilirler arkadaşlar. Evet 28 bölgesine kadar takip edebilirler. 28'in üzerinde kaldığı sürece Türkiye Hava Yolları'nda şimdilik sorun yok arkadaşlar. Lüks SK bakalım efendim. Evet güzel prim yapmış geçen hafta. Burada yalnız şu 5 ortalamamızın altında kalmaya devam ederse kar satışı devam edebilir. Bu rakam da 15 şey 65 63 bölgesi. Yani 65 63'ün altında bugün kapanış alacak olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. 55'lere kadar düşme riski ve potansiyeli taşır. Lüks EK. Onu ifade etmiş olalım. Hatta ben soran arkadaşımız için bir tane daha burada destek koyayım. 61-19 bölgesi. Şimdi üstte şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Hadi orayı kaçırdık varsayalım. 61-19, 61-20 alta kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Her ihtimale karşı. Lüks EK'de. 61-20. Lütfen unutmayalım. Üstünde kalırsa acele etmeyin. Akımda kalın. Kar almak için acele etmeyin deriz. Bir düşüş onayına, şey yükseliş onayına gelmiş olabilir. Bir yat bakalım arkadaşlar. Bir yatta şu anda al konumunda ama 20 ortalamamızı test etmiş bugün. 358 bölgesini 358.80 tam üstünde şu anda. 20 ortalamamız 358.80'den geçiyor. Eğer 358.80'in altında kapanış almazsa sorun yok ama 358.80'in altına inecek olursa yine dediğim gibi biraz pozisyon azaltılmalı hatta stop düşürülmeli arkadaşlar. Çünkü altta 326 bölgesi var bir yat için. Adese bakalım. Evet, adese bir türlü hareket etmiyor. Ne aşağı yöne ne yukarı yöne gördüğünüz gibi 72-73 seviyesinde hareketini sürdürüyor hala. Bugün de 73'lerde hala 71'leri görmüştü. Şu an ortalamaları kendine doğru çekti. En azından bu iyiye bir işaret arkadaşlar. Ortalamaları kendine doğru çekmesi. Eğer ortalamanın üzerinde kalacak olursa 20 ortalamanın o zaman belki bir yatak başlayabilir. Yani ben biraz sanki eli kulağında gibi bir hissiyatım var ADESE için. Yeotek bakalım efendim. Evet 63-75'in üzerine bir türlü kalamadı.
Bakın 1, 2, 3 gün kaldı. Dördüncü gün kalamadı. Dedik ki 63-75'in üzerinde kalıcı olursa hareket hızlanır ama kalamıyor arkadaşlar. Önce test ettiğinde bir gün kalmış, ikinci gün altına gelmiş. 3 gün kalıyor, dördüncü gün altına geliyor. Dolayısıyla 63-75 önemli bölge. Altta 55-08 var. Şu an hala al konumunda. Herhangi bir sorun yok. Fakat 55-08 tekrar destek olarak çalışabilir burada. Arkadaşlar 55-08 destek olarak çalışabilir. Ve 63-75 ilk hedef olmak kaydıyla hareket tekrardan başlayabilir. Bu bölgeler alım bölgeleri mi? Değil. Çünkü düşüşün bitmesini görmekte fayda var her ihtimale karşı. Yani düşüşün bittiğini görmeden çok da düşünmemek lazım arkadaşlar. 55-08 riski hala karşımızda duruyor ama 63-75 asıl geçilecek olursa hareket ondan sonra başlayacak, bir türlü üzerine atamıyor Yahutek. Kontrol matik bakalım efendim. Kontrolde şu anda hala al konumunda pozitif ama 5 ortalamanın altında kalmış, 125 bölgesinin. 20 ortalama kendine doğru çekiyor. 110.40. Oraya kadar düşüşleri normal karşılarız artık ama onun altında kalıyorsa pozisyon azaltılmalı kontrolde. Evet. 110.40'ın altında kalıyorsa artık oradan itibaren pozisyon azaltılmalı arkadaşlar, her ihtimale karşı efendim. Evet. Geçelim SNGYO bakalım. SNGYO şu an al konumunda pozitif. Güzel prim yapmış geçen hafta. Bugün bir sindirmesi var sanki. Burada 4.71'in altına gelmediği sürece akımda kalın. Kâr almak için acele etmeyin diyelim. Ya da hocam bugün kırmızı yaktı, kârımız da güzel, biz artık pozisyonumuzu kapatalım derseniz de tabii tercih meselesi. Ama 4.71'in altına inmediği sürece şu bölgenin arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Şimdilik kalabilirsiniz. Ama 4.71 kırılacaksa gün bazında arkadaşlar, o zaman şu bölgede bir kapanış alıyorsa o zaman pozisyon azaltmakta fayda var. Çünkü nereye kadar düşme riskiyle karşı karşıya? 4.30'a kadar düşme riskiyle karşı karşıya. Yeni alım için soruyorsanız arkadaşlar tarihi zirve seviyelerine yakın. Yani alım böyle hala al konumunda, alım bölgesinde değil ama al konumunda. buralardan alımlarda arkadaşlar kademeli olmalı her ihtimale karşı, düşüş risklerine karşı. Turkcell bakalım efendim. Evet, Turkcell'de al konumuna geçmek üzere sattaymış. Burada 19.25 bölgesi var. 19.25 Ocak ayında kırılmış. Bir kere de test etmiş arkadaşlar. Üzerine atamamış. Şimdi direnç olarak çalışabilir bu bölge Turkcell'de. Eğer aşamayacak gibi olursa 16.50'ler hala önümüzde risk olarak görünüyor. Risk olarak görünüyor efendim. Dolayısıyla bu 19.25 bölgesi önemli bir bölge. Şu an al konumuna geçmek üzere. Yeni alımlar için kademeli tercih edilmeli. 19.25'in üstüne çıktıktan sonra ise değerlendirilebilir. Burada 19.25 dediğim gibi önemli bir direnç bölgesi. Givint bakalım arkadaşlar. Galata Wind. Evet, şu anda al konumunda bir pozitif. Güzel. Şeyinde 5 ortalamanın üstünde kalmış zaten, birkaç defa pin bırakmış, tekrar üstünde kalmış arkadaşlar. Burada 7.44'ün kırılmadığı sürece sorun yok Givint'te. 7.44 zaten ortalamalar da kendine doğru çekmiş şu anda. Biz 7.44'ü boş verelim. 7.27, 7.30 diyelim yarın itibariyle. 7.30'un altına gelecek olursa pozisyon uzatmakta fayda var. Ama 7.30'un üzerinde kalıyorsa arkadaşlar herhangi bir sorun yok Givint için. Şimdilik akımda kalın diyebiliriz. Miatek bakalım. Evet, Miatek'te arkadaşlar yaptığı primden sonra ufak 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 aşağı gelmiş yine. Sat konumuna düşmüş. Burada 36.08 bölgesi üzerine atmadığı sürece, daha doğrusu 36 bölgesinin üzerine atmadığı sürece biz olumsuzuz.
30-31 bölgesine buraya kadar tekrar düşme riski ve potansiyeli taşır mı? Evet efendim, taşır. Bunu da söyleyelim. Yani bu bölgeye kadar düşme riski ve potansiyeli de var. Ama 36'nın üzerine çıkmadığı sürece biz Miatek'te olumlu değiliz arkadaşlar. Yani tekrar al konumuna geçmek zorunda. Geçmezse biz olumlu değiliz bu hisseyle alakalı. Evet. Peki bu bölgeye kadar gelir mi? Yani endekse de bağlı. Şimdi endeks toparladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2015 seviyesinin üzerine attı. Her şey olabilir yani. Burası borsa. Afyon bakalım. Afyon evet bir türlü hareket yapamadı arkadaşlar. Aralık ayındaki düşüşten sonra aslında alım bölgesinde diyebiliriz. Yani alım fırsatı da diyebiliriz. Alım bölgesi de diyebiliriz. Fena bir yerde değil. Burada 3.28 bölgesi var. Üzerine tekrar atacak olursa olumlu oluruz şu anda. Sat konumunda ve negatif. Ama 3.28'in üzerinde atmalı. 3.28'in üzerinde kapanışlar başlarsa Afyon'la ilgili denenebilir arkadaşlar. Konka. Konya kağıt. Evet. Beklenen etkiyi göstermedi arkadaşlar. Biliyorsunuz Konka. Şimdilik al konumunda. Herhangi bir sorun yok. 20 ortalama da yakın zaten birbirine şu an itibariyle. 8 bölgesi diyelim efendim biz buraya. 8 bölgesinin üzerinde kalıyorsa tutulabilir ama 8'i kırmaya başlarsa çünkü bir şey oluşturamadık biz bunu. Taban oluşumu görmedik. Oluşturamadığımız için taban oluşumu oluşturamadığımız için nereye kadar düşeceğini öngörmek şu anda neredeyse imkansız. Bu nedenle 8'in altında kalacak olursa arkadaşlar 8 bölgesinin altında kalacak olursa biraz pozisyon azaltmalı. Yeni alımlar içinse eğer 8'in altında kalacak olursa 8'in üstüne çıkması beklenmeli ama şu bölgelerde yani alınabilir mi? Tabii kademeli tercih edilebilir arkadaşlar. Magen bakalım. Magen'de şu anda al konumunda bir pozitif. 20 ortalamasına bir pin bırakmış gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Fakat 5 ortalamanın altında 9.94 bölgesini eğer bu bölgenin altında bugün bir kapanış alacak olursa her ihtimale karşı biraz pozisyon azaltılabilir. Çünkü altta 9.25 var. Maliyetim iyi. Çok da stop olmak istemiyorum veya hala alım yapabilirim diyenler 9.25'in riskini gördükten sonra değerlendirebilirler yeni alımlar için. Arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Vakfiyene bakalım efendim. Evet. Vakfener'e de arkadaşlar burada 2.96 bölgesi bir alım bölgesi. Burada zaten bir alım bölgesi olduğunu daha önce görmüştük. Tam bir taban teyidi veremiyor arkadaşlar Vakfener'e. Geliyor, değiyor, tekrar çıkıyor, geliyor, bir daha değiyor, bir daha çıkıyor, değiyor, bir daha çıkıyor. Şimdi bir daha deyip bir daha çıkmak isteyebilir mi? Yapabilir. Şu anda sat konumuna geçmek üzere. Henüz olumlu değiliz. Dolayısıyla eğer tekrar 2.96 bölgesine veya 3 bölgesine sarkacak olursa ki bugün 3.15'leri görmüş. Bu bölgeye sarkacak olursa buralar yine bir alım fırsatı, alım bölgesidir Vakfiyene için. Biliyorsunuz bugün bir şey de vardı, karar da vardı. Kayıtlı sermaye tavanını yükseltme şeklinde. Fakat açıklamadılar yani bedelli mi olacak, bedelsiz mi olacak? Tahsisli mi olacak? Ne yapacaklarını bilmiyoruz şu anda. Sadece öyle bir karar çıktı Vakfiyene ile ilgili. Bu kap haberinden sonra takip edeceğiz Vakfiyene'yi. Acaba nasıl bir karar alacaklar? Ona göre de hisse şekillendirecektir. Çünkü ya yeni daha bedelli açıkladı biliyorsunuz değil mi? Yani çok uzun sürmedi yani. BASGZ'ye bakalım. Evet, BASGZ çok dar bir bantta hareketini sürdürüyor arkadaşlar. Yani 11.35 ile 13.77 arasında bakın ne kadar süredir hemen hemen Kasım ayı ortalarından bu yana Aralık, Ocak, Şubat yani 3 ayı geçti arkadaşlar. 3 ayı geçmiş bir zaman diliminden bu yana BASGZ gördüğünüz gibi bu bölgede hareket sürdürüyor.
Şu an sat konumuna geçmiş ama yani 11.35 destekli hala takip edilebilir mi? Takip edilebilir. Yani oraya düşecek manasında değil ama takip edilebilir. Fakat bir türlü hareket edemiyor arkadaşlar yukarı doğru. Sorun orada. Baskı ezeli. Yoksa güzel bir şirket. Başkent Doğalgaz. Tabii bu sıra çok üstlerine geliyorlar enerji yani elektrik dağıtım şirketleriyle işte doğalgaz şirketlerinin ama hisseyi ne kadar negatif etkiler bilemiyoruz. Yıldız Pazar hissesi fena bir hisse değil arkadaşlar. Eski şaşalı günlerine tekrar döner mi dönmez mi göreceğiz. 35-40'lı seviyeler. Ama bekleyen para kazanır bu şirkette ben size söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Baskı yazı ile ilgili bekleyen para kazanır. Bekleyenin para kazanacağı bir diğer şirket de bu. Biyotren, Çevre ve Enerji. Biven. 558 bölgesi bir tutunma, destek ve işte ne diyelim alım bölgesi diyebiliriz bölünmeden sonra. Dolayısıyla efendim burada 558 üzerinde tutunduğu sürece şu an sat konumunda ve negatif. Yani şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bu bölgenin üzerinde 558'in üzerinde tutunduğu sürece olumlu olabiliriz. Yeter ki 558 kırılmasın arkadaşlar. Yani 558'in altında kapanış almaz. Ha alırsa ne olur? Alırsa ne olur efendim? 558'in altında kapanış alır. O zaman bekleyeceğiz. Bakın tıpkı şuradaki gibi. Bekleyeceğiz. Tekrar üstüne atmasını. Üstüne atarsa bakın 558'lerde alanlar işte Aralık ayın sonunda nereye kadar gidebiliyor? İşte hani burada stopu gördün kapatırsın. Mesela 6.35 bölgesinde. Yok biraz daha sabrettin 6.05'te kapatırsın. Yani bir şekilde 50 kuruşla 1 TL arasında hisseden para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Biyoen'de. Pardon efendim. Evet. Melisa'nın WhatsApp'tan mesaj atmışsınız ama şu an canlı yayındayız. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Sayın Çağrı Özaydın, hoş geldiniz. PSG'yi o istemiş. PSG'yi şu yeni şirket miydi ya? Bakalım bir. Reşat, hoş geldiniz. Tezol istemiş. Tezol da listeye alalım. Efendim, rica ederiz. Mr. Mehmet, ARD Yezi istemiş. ARD Yezi de listemize aldık. Sayın Murat Altınay, hoş geldiniz efendim. Merhaba, kolay gelsin demiş. Rica ederiz Sayın Mehmet Ağar. BTK SSM Bayrak demiş. Bayrak da efendim listemize aldık. Acemice Hareketler selamlar yayınlar demiş. Hoş geldiniz efendim. Emre Bey değerli hocam iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Emre Bey. Sizler de değerlisiniz. Karton ve Kartonsan demiş. Yani karton derken karton ekledik efendim. Listemize. Rica ederiz. Çağlar Çakır Vestel istemiş. Ekledik efendim listemize. Evet, bas geze düşeni kıracak inşallah demiş Yiğitcan Bey inşallah. Bu Fatüm hisseleri 10 kademe kaldırdı. Evet bir hareketlik oldu yukarı doğru. 2264 seviyesine geldi. Viyop 2022 seviyesine geldi. Endeks. Çünkü şu an Dow Jones topladı bayağı arkadaşlar. Dow Jones bayağı topladı. Bakalım. Sezgin 81 Formet demişsiniz. Tabii ki efendim Formet de listemize ekleyelim. Ekledik. Evet, abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Zahmet olacak. Ali İhsan Düzenli Alcatel istemiş. Alcatel de yazdık efendim listemize. Yiğitcan 0721 hocam numaranızı paylaşabilir misiniz? Sizin de yayından sonra bir görüşme için. Tabii ki yazayım efendim numaramı.
Bu numaradan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sayın Abdullah Er, Eplas istemiş. Evet, Sayın Fahri Şentekin, Sanko. Evet, son olarak Sanko'yu da yazdım arkadaşlar. Bugünkü hisselerimizi tamamlayalım. Bunlara da bakalım, ondan sonra sizlerle ayrılalım. Anlaştık mı? Peki, ne yazmıştık? PSGEO. Evet, PSGEO şu an al konumunda pozitif arkadaşlar. 5 ortalamamız 19'dan geçiyor. 19'un üzerinde kaldığı sürece sorun yoktu ama altında kalmış. Dolayısıyla biraz pozisyon azaltılabilir. Yeni eğer halka arzdan aldıysanız veya alt bölgelerden maliyetlendiyseniz PSGEO. Yeni alımlar için kademeli denilebilir. Alınmaz diyemeyiz arkadaşlar. Eğer 19'un altında kalmaya devam ederse 17.50'ye kadar düşme riski ve potansiyeli de mevcut PSGEO. Onu da ifade etmiş olalım efendim. Geçelim Tezol. Bakalım. Tezol'da şu an al konumundaydı ama yavaş yavaş arkadaşlar bu da sata dönmek üzere. Çünkü bugünkü hareketi %3 civarında bir negatif. Hacim de fena değil. Dolayısıyla 14.70'e kadar bir düşme riski ve potansiyeli var. Hem Aralık ayında hem Ocak ayında test etmiş bu bölgeyi. Yani Şubat'ta bir daha test eder mi? Edebilir. Bir daha test edebilir arkadaşlar. Bu nedenle 14.70 riski hala kapımızda duracak şekilde var. 16.56 bölgesi var efendim. Aralık ayında üstünde kalamadı. Sadece 3 gün kalabildi. Ocak ayında test etti arkadaşlar, pin bıraktı. Fakat yine olmadı. Şubat ayında test etti, yine olmadı. Demek ki 16.56 bölgesi Tezol için önemli bir bölge ve üzerinde bir türlü kalamıyor. Bu nedenle bu bölgeden alımlar eğer 16.56 kırılamıyorsa biraz pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. Ama 14.70 riski de var mı? Hala işin açıkçası var arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, son zamanların vukuatlı şirketi ARDYZ. Şimdi ARDYZ 6.32'de biz bir destek atmışız arkadaşlar daha önce. Tabii haber bazlı, kap bazlı düşüşler kaynaklandı biliyorsunuz. Şimdi bugün 6.32'nin altında kalmış oldu. Perşembe ve Cuma günü bakın bu bölgede tutunmuş. Ama bugün tutunamamış, altında kalmış. Tekrar üstüne atacak olursa olumlu olabiliriz. Ama şu anda sat konumunda ve negatif ARDYZ. Arkadaşlar onu söyleyelim. Tekrar 6.32'nin üzerine atacak olursa o zaman biz ARDYZ ile ilgili olumlu olabiliriz. Evet ama şu anda olumlu değiliz dediğim gibi. Bayrak bakalım efendim. Bayrak da güzel düşmüş. Gördüğünüz gibi. Evet. Hatta halka arz fiyatının bile altına gelmiş arkadaşlar. Şu anda sat konumunda ve negatif. Efendim. Ne diyelim? 5.41'in üzerinde kapanış almadığı sürece bayrakta şu an olumsuzuz. 5.41'in üzerine çıkmadığı ve kapanış almadığı sürece. Evet, ana pazar hissesiymiş arkadaşlar. Son çeyrek bilançosu henüz gelmemiş. 5.41'in üzerine çıkacak olursa biraz olumlu olabiliriz. Ama şu anda sat konumunda ve negatif. Kartonsan. Şu anda sat konumunda ve negatif. Henüz al konumuna geçmemiş. Atak güzel. 20 ortalamadan dönmüş arkadaşlar ataklar. Dolayısıyla burada 49.93'ün üzerine atmalı. Eğer atamayacak gibi olursa 45.70 bölgesi bizi aşağıda bekliyor Kartonsan'da. Tekrarlıyorum. 49.93 bölgesinin üzerine atmalı. Eğer atamayacak gibi olursa aşağıda bizi 45.70 bölgesi bekliyor efendim. Buna çok ama çok dikkat etmeliyiz. Kartonsan şu an sat konumunda ve negatif. Öncelikle söylemiş olalım.
Evet, Vestel'e bakalım. Vestel de şu anda sat konumunda. Ortalamaları kendine doğru çekmiş. Ala geçmek üzere arkadaşlar. 22.46 altta bir destek bölgemiz yine. Eğer bugün 24.12'nin üzerinde kalacak olursa olumlu oluruz. Şu an 23.86'da. Tekrarlıyorum. 24.12'nin üzerinde kalacak olursa olumlu oluruz arkadaşlar. Vestel'de. Ama üzerinde kalamazsa 24.12'nin 22.46 bölgesi tekrar test edilebilir. Üstte 26.37 bölgesi ise direnç bölgemiz. Daha önce bu aralıktaki düşüşten sonra denemiş, üstüne atmış fakat çok kalamadan tekrar altına gelmiş. Yeni alımlar için kademeli tercih edilebilir. Yani tek kalemde almayın. Zorlanırsınız arkadaşlar. Hisse aşağı gelecek olursa öyle bir sıkıntı yaşarsınız. Format bir türlü hareket edemeyen hisselerimizden efendim. Format bakalım ne zaman çıkacak? Yani 1.08'in üstüne atmıştı, ne güzel üstünde fiyatlıyordu. Tam böyle bir yeni bir alım bölgesi oluşturmuştu. Taban oluşumu vardı. Fakat bugün endeksle birlikte aşağı gelmiş oldu. Aşağıda ne var bizi bekleyen? Yani şu an kestirmek zor ama daha altına inmesini de beklemiyoruz. Biz beklemedikçe kendisi aşağı iniyor arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mesela nakitte olanlar için, yani şu anda Format gibi birkaç tane hisse var. Öyle yerlerdeler ki, yani alın paranızın bir kısmıyla koyun bir kenara. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Koyun bir kenara arkadaşlar. Yani bir yıl diyeyim hadi. Yani 6 ay diyesim var ama hani bir yıl diyeyim. Görün o zaman. Yani hissenin nerelerde olduğunu. Geçen sene işte bakın ne zaman? Şubat ayı gibi düşmeye başlamış arkadaşlar. Daha doğrusu 2021'in başında düşmeye başlamış ama 2.10'lu seviyelerden Mart Nisan'da neredeyse bir yıldır bu bölgelerde artık. Bu bölgelerden bir hareket başlayacağı kanaatini taşıyorum. Format. Borsa biraz işte sabır. Ama tabii ne yapacaksınız? Yükselişlerde arkadaşlar stoplarınızı uyacaksınız seri ihtimale karşı. Onu da unutmayalım. Alcatel burada 26.63 bölgesi bir direnç bölgesi. O bölgenin üzerindeyken altında kalmış bugün itibariyle. Henüz sat konumunda değil ama sata dönmek üzere. Eğer bu bölgenin altında kalmaya devam ederse sata dönecek arkadaşlar. Bu nedenle Alcatel 26.63'ün üzerinde tekrar atmalı. Atamazsa ne olur? Altta yeşil yükselen trendimiz var. 24.08 oraya kadar düşme potansiyeli var efendim. Böyle de bir durumu var. Rica ederiz Mehmet Bey. Sayın Mr. Mehmet. Murat Bey demiş ki Format gibi elimde 7-8 hisse var. En az %50 karlı satmadan bırakmayacağım. Valla diğerlerini bilmiyorum ama Format'te %50'den fazla kazanırsınız inşallah. Murat Bey yani öyle bir tüyo vereyim size. Yani nakitte olanlar değerlendirebilir arkadaşlar. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Evet, Eplas'taki şu aralıktaki düşüşten sonra bir türlü kendine gelemedi Eplas arkadaşlar. Burada bir yatay bir bant oluşturdu ama sonra tekrar aşağı doğru kırdı. Sonra bandı bir daha test etti. Sonra bir daha aşağı kırdı. 21.13 alım bölgelerinden, alım fırsatlarından biriydi arkadaşlar. Onun da altında kaldı. Şimdilik sat konumunda ve negatif. 21.13'ün üstüne çıkmadan düşünülmemeli. Yok hocam illa ben bu bölgeden düşüneceğim diyenler içinse arkadaşlar 20.33 diyelim. 20.33'ün üzerine atacak olursa biraz düşünülebilir. 20.33'ün üzerine atmazsa arkadaşlar pozisyon arttırmamakta fayda var her ihtimale karşı Eplas'ta. Ama 21.13'te bizim için önemli bir bölge efendim. Onu da diyelim. Son hissemiz Sanko. Sanko'ya da bakalım. Sanko'da arkadaşlar 9.25 önemli bölge. Üzerinde bir türlü Ocak ayında düştükten sonra kalamamış. Aslında Aralık'tan Ocak'a kadar da çok üstünde kalmış sayılmaz. Yani bu bölge test edilmiş sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde. Dolayısıyla 9.25 bölgesi önemli bir bölge.
Tekrar bu 11'lere, 12'lere, 15'lere gider mi? Gidebilir sanki. Fakat 9.25'in aşılması lazım. Bugün al konumuna geçmiş. Fakat dediğim gibi 9.25 aşılmadığı sürece tekrar satışla karşılaşması muhtemel Sanko. Bu nedenle arkadaşlar bu bölgeden alımlar kademeli olmalı. Altta 8.64 riski de unutulmamalı Sanko adına. Evet. Peki arkadaşlar, endekste durum böyleydi. Özür dilerim, endekste ve hisselerde durum böyleydi. Mümkün olduğunca seri bir şekilde sizi de gün içerisinde fazla vaktinizi almadan analizlerimizi yapmaya çalıştık. Umarım hepimiz için güzel, bereketli bir gün ve hafta başlangıcı olmuş olur. Yarın sabah saat 9'da tekrar ondan önce borsa yayınında finansal piyasaların tüm piyasaların analizini yapmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Oraya da katılırsanız, teşrif ederseniz mutlu oluruz, memnun oluruz efendim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar. Rica ederiz, Nazif Bey eksik olmayın efendim. İnşallah yarın sabah 9'da ondan önce borsa yayında buluşuruz. Bir sonraki hisse analiz yayınımızda Perşembe günü saat 15'te tekrardan. Arkadaşlar herkese tekrardan bol kazançlar. Hoşça kalın. Efendim herkese merhabalar. Hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Bugün 14 Şubat 2022 Pazartesi günü hisse analiz yayınında sizlerle beraberiz. Geçen hafta biraz rahatsızlık, sesimiz iyi değildi biliyorsunuz. Bu nedenle yapamamıştık. Bu nedenle özür dilerim herkesten. Ses nasıl arkadaşlar? Bir kontrol etme imkanımız var mı? Seste, görüntüde bir sorun yok inşallah. Evet, Nazif Bey hoş geldiniz. Kıymetli moderatörümüz Kemal Bey hoş geldiniz efendim. Sayın Halil Canbel, merhaba usta, kolay gelsin tekrar. Gesan demişsiniz. Listemi aldım efendim, birazdan bakalım. Kemal Bey demiş, İstanbul'dayım ve hava İzmir'e nazaran. İnşallah hocamızın ve siz değerli arkadaşların havası bozulmasın demiş. Ha, İzmir, İstanbul'da hava daha mı güzel oluyor şu anda? Nazaran iyi. Puf demiş ama. Mahmut Bey merhaba, hoş geldiniz. Hocam merhaba, endeks düşer, bera düşer. Endeks çıkar, bera yine düşer. Evet. Bera değil mi? Baş belası. Baş berası diyelim. El atalım tamam birazdan. Hemen ona ben bir 500 bin lot alış yazayım, olur mu? Biraz yükselsin. Ya işte zamanı var demek ki arkadaşlar, olabiliyor. Ya borsa böyle bir yer. Yılların tecrübesi bize gösteriyor ki arkadaşlar, her hisseden para kazanırsınız. Bakın altını imzamı atarım. Her hisseden para kazanırsınız. Tek bir şartımız var. Sabredeceksiniz yani. Sabrederseniz para kazanırsınız. Bir de stoplara uyarsanız yani. Evet Cemal Bey hoş geldiniz. Sağ olun, Twitter'dan da yazmışsınız gördüm. Sesim işte şu an duyduğunuz kadarıyla geçen haftaya göre iyi. Geçen hafta daha kötüydü. En azından sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum arkadaşlar, sizlere karşı
Haftada iki defa da olsa bir hisse analiz, bildiğimiz kadarıyla teknik analiz yapmaya çalışıyoruz. Verus ve Vesp'e ilk sıraya yazdım Cemal Bey hisselerinizi. Sorun yok. Birazdan bakacağız efendim. TM Pol Mustafa Bey listeme aldım efendim. Siz de WhatsApp'tan yazmıştınız. Evet, ses güzel. Kemal Bey Petkim istemiş. Tabii ki efendim, Petkim de yazayım hemen. Evet, pekala. Burayı özledik diyor Nazip Bey. Evet, Sayın Mehmet Ağar hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Şükrü Aktaş hoş geldiniz efendim. Mert Koparan KLGO istemiş. Hala bu KLGO'da duruyor musunuz ya? KLGO biraz yordu bayağı. CRDFA. CRDFA'ya da çoktandır bakmıyorum. Vallahi merak da etmiştim aslında. Arkadaşlar hemen geliyorum. HLGO. Teşekkür ederim Mert Bey. Eksik olmayın efendim. Hafta sonu İzmir bahar havası gibiydi diyor. Nazip Bey de. Ferhat Bey hoş geldiniz. Selamlar, saygılar demiş. Sağ olun. Metur ve Etiler. Elit mi, Etiler mi o? Peki yazdık efendim. İstanbul berbat hocam. İzmir günlük yine eksikti demiş Kemal Bey. Şükrü Bey Türkiye Hava Yolları demiş. Ekledik efendim. Emre Bey hoş geldiniz. Lüks EK istemiş. Notumuzu aldık. Ata Yılmaz bir yat istemiş. Merhaba hoş geldiniz. Ekledik efendim. RBG İST ADES istemiş. ADES'i de hemen listemize ekleyelim. Ali Eren Altınkaya hoş geldiniz. Yeotek Kontrolmatik. Yeotek'te ne oldu? Düzeldi mi biraz? Gerçi düşüyordu ama bugün de düşenler arasında mı? Bakalım şöyle. Şimdilik görülmedi. Bu etileri soran 4.76 düşmüş. Acaba çıkar biz de para kazanırız umuduyla mı soruyor? Geçen hafta Perşembe günü çok güzel bir eğitim yaptık arkadaşlar. Etiler, ha, Ferhat Bey. Perşembe akşam katıl üyesindeki arkadaşlarla çok güzel bir eğitim yaptık. Sağ olsun onlar da bayağı memnun kaldılar ki sonrasında geri dönüşleri gayet iyi oldu, güzel oldu. Öyle bir kazandıran strateji anlattım ki evlere şenlik. Yani hiçbir şey bilmenize gerek yok. Onu bilin yeterli. Burak Akalın hocam Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizlerin de eksik olmayın. SNGO istemişsiniz. Evet. Ramşo Kurt hocam ne teknik kaldı ne analiz. Borsa 3 aydır zarar böyle gider. Bu Mart Nisan'ı bulur hocam. Mümkünse Petkim. Türksel. Petkim listemde var. Türksel'i de alayım. Evet, Mert Bey demiş hocam senin sitemizi bozdu vallahi demiş. Saime Hanım hoş geldiniz. Givint istemiş. Givint ekledik efendim sitemize. Miatek Afyon. Rica ederiz Emre Bey. Afyon da ekledik efendim sitemize. Yok hocam ben bir yıldır ondayım sadece teknik açıdan. Ha, estağfurullah. Engin Bilgiler demiş. Ferhat Bey güzel. Ya Etiler bugün düştüğünü gördüm. Çünkü bazen arkadaşlar bir hisseyi düşüş gördüğü zaman tamam diyor. Ben buradan bunu alayım nasıl olsa yarın tepki verir yukarıya ben de para kazanırım diyor.
Bazen öyle şeyler olabiliyor. Onun için dikkat edin ona. Düşüş bitmeden girmemek lazım. Turhan Bey hoş geldiniz. Turhan Bey neredesiniz ya? Hiç gözükmüyorsunuz piyasada. İyi yayınlar. Konko Magen istemiş. Konka. Ve Magen. Bu yeni şeylere giren var mı arkadaşlar? Halka arzlara. Konka ile Magen'i de ekledik. Evet, beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz kıymetli ve değerli arkadaşlar. Bakalım. Efendim endeksle başlayalım. Sabah zaten her sabah yayına katılan arkadaşlar biliyorlar endeksle ilgili düşüncelerimizi. Pardon. Her gün zaten endeks analizi yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Dolayısıyla az çok endeksle ilgili fikrimizi biliyorsunuz. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Bugün negatif olma ihtimali yüksekti zaten. Açılış da öyleydi. Hatta bugün Twitter'dan bir çok adetim değil ama yavaş yavaş Twitter'ı kullanmaya da başlayacağım herhalde. Twitter'dan da yazdım. Oradan görmüşlerdir. Cuma günkü gibi endekste bir sürpriz beklemeyin. Ayılar da insan diye yazdım. Yani ben bugün negatif bir kapanış da bekliyorum aynı zamanda arkadaşlar. Yani çok toparlamasını beklemiyorum endeksin. Cuma günkü kapanış da yani şu cuma günkü bu harekette arkadaşlar biraz fake hareket olarak kalmış oldu ne yazık ki. Yani birilerine mal sattılar arkadaşlar. Mal el değiştirdi. Değiştirince de böyle bir sorun oldu. Tabii tabii Esra Hanım ekleme yapabilirsiniz. Sorun yok. Analiz ettirmek istediğiniz hisse varsa lütfen yazdırın. Sorun yok efendim. Ferhat Bey demiş halka arzlar ırza geçme konusunda kimse girmiyor artık anlaşılan. Valla ben bu HUP yenilenebilir enerji var onu bir inceledim. Hani siz sormadan söyleyeyim. Ha, fena bir şirkete benzemiyor. Bir de taahhütleri var. İlk 5 gün şey yapacağız diye halka arz fiyatından alım yapacağız diye. Dolayısıyla 1,82 fiyat vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yarın mı başlıyor halka arzı? Belki ben girebilirim. HUP yenilenebilir enerji Hüner herhalde kodu. Yani sadece fikrimi söylemiş olayım. Ha şeyi soruyorsunuz Esra Hanım. Bizim takip listesine. Buradan sorduğunuza göre. Ya ben hafta sonu listeye yeni eklemeler yapacaktım. Fakat endekse güvenemiyorum. Dolayısıyla ekleme yapacağım liste var önümde. Hisseler var. Birkaç tane. Bugün de takip ettim. İyi ki eklememişim. Çünkü düşüşle karşılaştık tekrar. Ondan dolayı listeye ilaveler yapacağım ama. Yani endeks biraz işte şey vermiyor. Fırsat vermiyor. Düşüşler korkutuyor. Bu nedenle yeni alım için acele etmemek lazım. Yani nakitte olanlar eğer çift yönlü işlem yapmıyorsanız arkadaşlar, short tarafta işlem yapmıyorsanız yeni alım için bence hisselerde şu anda hiçbirinde acele etmeyin. Yani daha alttan alım fırsatı var. Onu söyleyeyim. Bu nedenle takip listemize Esra Hanım yeni eklemeler yapmadım. Hafta içinde yapabilirim. Bugün, yarın bir çarşamba günü ben biraz negatif bekliyorum. Yani yarın da negatif bekliyorum. Yani inşallah olmazsa inşallah yanılırım ama bu 2 veya 3 günlük bir düşüşten sonra belki o hisselerin yani düşündüğüm takip listesine eklemeyi düşündüğüm hisselerin kontrolünü bir daha yaptıktan sonra ekleme yaparım ki eklediğim andan itibaren de artık alım seviyesi demektir. Yani tercih eden arkadaşlar para kazanırlar. O şekilde söyleyeyim. Aydın Nümal Vakfen istemiş. Tabii ki efendim bekleyelim. Onun dışında zaten takip listemizdeki hisselerden de bir kısmı hala prim yapmamış olanlar da var. Hala primin altında kalanlar var. Yani güzel alım fırsatları veriyor ama şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hocam uzun zamandır para kazanamıyoruz. Kimse para kazanamıyor arkadaşlar. Yani Kasım'daki ralliden BIST 30 dışında kalanlar çok yararlanamadı. Yan tahtalar çok gitmedi biliyorsunuz. Aralık'ta 16 Aralık gibi de bir düşüş başladı. O gün bugündür de testereye uğradık hepimiz. Yani Aralık 16'dan itibaren Ocak işte Şubat'ın da ortası geldi. Nereden baksanız 2 aydır neredeyse arkadaşlar sürekli şey yapıyor.
bir testere piyasasında. Ama orada 1800'lü bölgelerden alım yapılabileceğini uygun tahtalardan söylemiştik. Bizim listemizdeki bazı hisseler de oradan primler yaptılar. İşte orada size düşen şey şu arkadaşlar. Stoplara uymak. Yani hisse diyelim ki bir alım yaptınız. İkinci parça, üçüncü parça alım yaptınız. Sonra %3-5 kar gördünüz çıkarsınız. Yani stopa geldiğinde çıkarsınız. İşte bu tür testere piyasalarında para kazanmak böyle olur. Rally piyasası değil. Rally piyasasında alırsınız gidersiniz. Mesela Türk Hava Yolları. Biz bunu Temmuz'da yayınını yaptık değil mi? Ben mesela video yayınladım. Sonra Eylül ayından itibaren işte Ağustos'tan itibaren analizlere başladığımızda orada söyledim dedim mesela 11 TL'ydi Türk Hava Yolları 11,5 TL'ydi. Ya buradan almayacaksın nereden alacaksın? Tüpraş'ı mesela 98 TL'den konuşuyorduk değil mi? Yarın öbür gün biri gelip bana soracak hocam ben işte 190 liraya geldiğinde veya 160 lira hadi 190 demeyeyim 150 TL'ye geldiğinde Tüpraş'ı buradan alsam olur mu diye soranlar olacak dediğimi hatırlıyorum. Yani şişeyi hakeza öyle petkimi öyle ve ne oldu arkadaşlar çıktı hepsi. Ya o bir ralliydi. Rallide para kazandık. Ama sonra düşmeye başladığında bir tekrardan şey başladığında arkadaşlar efendim testere piyasası başladığında bu da böyle testerede de kazanamayacaksınız veya işte az kazanacaksınız veya işte uygun tahtaya geçeceksiniz veya çok işte yapabiliyorsanız çift yönlü işlem yapacaksınız. Cemal Bey, panel sam ve hüner. Cazip göründü. Katılıyorum demişsiniz. Bereket olsun efendim. Diğerine gözünüz yemedi. Peki. Saymanım, hocam borsa bugün neden bu kadar düştü demiş. Atay Yılmaz, hocam savaş da çıksa, barış da olsa BIST olumsuz etkileniyor. Anlamadık bu işten demiş. Yani aslında arkadaşlar belirsizlikleri biliyorsunuz. Borsa her zaman fiyatlar. Yani belirsizdir. Her zaman ne olacağını bilemezsiniz. Mesela bugün de bakıyorsunuz kaça kadar düşüyor? İşte 1970'e kadar düşüyor. Şu an 1994'lerde neredeyse. Aslında ben Cuma günü bekliyordum bu düşüşü. Yani bir düzeltme yapması gerekiyor. Şu testereden çıkması lazım arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz zaten. Yani şu 16 Aralık'taki düşüşten sonra şu testereden bir şekilde çıkması lazım. Bu testereden çıkmasının yolu arkadaşlar güzel bir düzeltme yapmalı. Tekrardan şu gapi falan almalı yani şuradan 1600'lere kadar. Kızacaksınız biliyorum ama bu işin kaderi yapacak bir şey yok. Yani biz sizinle Eylül aylarında, Ağustos ayında şurada 1300'lerdeyken de bunu konuşuyorduk. Yani endeks 1360'lardayken de konuşuyorduk arkadaşlar. Yani endeks düzeltmesini yaptı, konsolidasyon süreci tamam. Artık bu seviyeden itibaren ben yükselmesini bekliyorum demiştim. Hatta hatırlarsanız arkadaşlar şu Eylül civarında işte bu 1480'lere 1500'lere kadar çıktığında acaba diyorduk şu gapi kapatmaya mı geliyor şuradaki? 1460'larda hani biliyorsunuz hatırlıyor musunuz işte bir Fibonacci seviyesi vardı 1462'lerde. Ya işte oraya geliyor takılıyor mesela 2-3 birkaç defa orayı denemişti bu gap boşluğu bıraktıktan sonra. Üzerine çıkıp aşağı geldi üzerine çıkıp aşağı geldi üzerine çıkıp aşağı geldi. O zaman da serzenişte bulunuyorduk sürekli ya bu endeks niye çıkmıyor diye. Sonra Ekim ayı gibi bir rally başladı arkadaşlar 2400'de aldık soluğu. Yani şuraya bir bakın yani bu günlerde hiç mi olumsuz olay olmadı? Oldu değil mi? Dolar da 8 TL'den 18 TL'ye geldi o dönem içerisinde. Yani dolar çıkıyordu, borsa çıkıyordu. Dolar çıkıyordu, borsa çıkıyordu. Ve her gün yeşildi gördüğünüz gibi. Her gün yeşildi arkadaşlar. Çok güzel rally yaptı. Şimdi o rally'nin neyini yapıyoruz arkadaşlar? Testeresini. Henüz düzeltmesi yok. Mecbur muyum bir düzeltmesi olacak. Ha illa olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Eğer bu düzeltme olmuyorsa yani işte sabahki yayında göstermiş olduğum bir çizgi vardı. 1975 bölgesinden geçiyordu. Bakın oralardan neredeyse tepki aldı. 1971'lerden tekrar yukarı döndü. Üzerinde kaldığı sürece şimdilik sorun yok kısa orta vadede. Ama o yeşil trendin altına sarkacak olursa o zaman sıkıntı başlayabilir arkadaşlar. Sabah yayında da bahsettim. Eğer üzerinde kalırsa 1970-75 bölgesinin endeks düzeltme yapmadan yeni bir boğa piyasasına girebilir mi? Daha önce yapmadığı bir şey değil. Girebilir. İhtimali zayıf ama girebilir arkadaşlar. Yani borsada hiçbir zaman hiçbir şeyin %100 ihtimali yoktur. Ya ben şimdi size bu cümleyi kullanabilir miyim? Arkadaşlar şu anda endeks 1995'te akşam seans kapandığında endeks 1995'te kalır. Bunun garantisini verebilir miyim? Veremem. Bunun altında kalırın garantisini verebilir miyim? Veremem. Üstünde kalırın garantisini verebilir miyim? Onu da veremem. Zaten bunu ben verebiliyor olsam
Ben ve benim gibi insanlara kimse para kazandırmaz arkadaşlar. Çünkü ben verebiliyorsam birileri de verebiliyordur bunun garantisini. Hiç kimse veremediği için de bunun adına biz riskli varlıklar diyoruz, borsa diyoruz. Bu nedenle hiçbir düşüşe böyle moralinizi bozmayın. Ya para sizin paranız, riskinizi siz yöneteceksiniz. Efendim. Yani bunları lütfen ama lütfen arkadaşlar, borsaya kızmanın, küsmenin, hisseye kızmanın, küsmenin bir manası yok. Stopuna uyacaksın. Kapatacaksın gerektiğinde. Mesela dün işte Cuma günü akşamdı yayınları herhalde. Kıymetli İsmail Hoca, İsmail Aslan Özyer'le Perihan Hanım'ın programlarını takip ettim mesela. Biraz geç takip ettim ama sonradan kayıttan izledim. Yani ben stop oldum diyor. Koskoca adam 28 yılını bu işe vermiş. Trade etmiş bir insan. Ben diyor bu hafta stop oldum diyor. Yani 1000 puanla, yani 10 bin puan diyelim, 400 kademeyle stop olmuş arkadaşlar ve yüksek meblağlı kontratlarla VIOP'ta. Şimdi 28 yıllık tecrübeye sahip ve hayatını trade ederek geçirmiş olan bir insanı geçen hafta stop edebiliyorsa bu piyasa, yani size bize neler yapmaz. Onun için arkadaşlar, ama disiplinli bir insan ben stop oldum diyor yani normal olarak. Onun için arkadaşlar, hiçbir şeye kızmanın bir manası yok. Kızmanın bir manası yok. Burada biz yapmamız gereken en önemli şey efendim, kendi neyimize uyacağız, stratejimize uyacağız. Bakın dedim ya, Perşembe günü katıl üyesi arkadaşlarla beraber bir eğitim yayını yaptık. 6. dersimizdi bu. Çok güzel, çok verimli bir eğitim yayınıydı. Orada vermiş olduğumuz eğitimde efendim, çok basit bir kural anlattım oraya arkadaşlarıma. Çok basit bir kural. Ya başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. O kuralı uygulayın ve para kazanın dedim. Ya sonrasında çok güzel geri dönüşler aldık. Onu da söyleyeyim yani. Diye arkadaşlar şahit mesela. Burada katılanlar arasında kim var? Mesela Cemal Bey var. Esra Hanım vardı herhalde o akşam. Değil mi? Turhan Bey katılmış mıydınız siz? Bence o akşam sizin isminizi görmedim ama. Evet, bas gezi istemiş Sayın Yiğitcan. Ekleyelim efendim bas geziyi de. Evet, Cemal Bey demiş, Halim Bey geçen yaz Merkez Bankası bu kadar zayıflamamıştı. Şu an Merkez Bankası kasasında deyim yerindeyse cenaze masrafını karşılayacak döviz yok. Evet, Ahmet Özbalcı bas gezi istemişsiniz. Listeyi aldım efendim, bakacağım. Ya şimdi işte bu tür temel sorunlar, temel haberler çıktığı zaman işte bazen zannediyoruz borsa bunları duyunca düşecek. Düşmüyor, yukarı çıkıyor arkadaşlar. Yani TL bazlı biz hala rallideyiz biliyorsunuz. Ama bu gerçek mi? Gerçek, evet. Mr. Mehmet, merhabalar. BioN istemiş. BioN ekledik efendim listemize. Bakalım. Abdurrahman Şifşek bas gezi listeyi aldım efendim, birazdan bakacağım. Burak Akalın bize de ufaktan anlatsanız hocam sistemi. Allah rızası için demiş. Tabii Allah rızası için deyince akan suların durması lazım arkadaşlar. Anlatırız, mesele değil. Yani yeter ki siz kendi bir strateji oluşturun arkadaşlar, stratejinize uyun. Şimdi benim orada arkadaşlara anlattığım sistem 5-20 sistemi arkadaşlar. Yani ben ismini vereyim, siz o şekilde bulun. Yani burada çok gizli saklı bir şeyden bahsetmiyoruz. İlk defa ben de anlatmıyorum bunu. Ama benim sadece stratejiyi vermem değil ki. Bunu eğitim yayında ders gibi anlatıyoruz ya, ondan bahsediyorum. Burak Bey. Yani mesele benim onu size ders gibi anlatabilmem için bu hisse yayını bırakıp o stratejiyi size baştan sona anlatmam lazım. 5-20 kuralı. Ha, stratejinin ismini vereyim. Mesele değil. Ha, arkadaşlarımıza haksızlık oluyor mu? Evet oluyor. Sonuçta onlar katıl üyesi olarak girdikleri için. Fakat burada ismini vermekten ziyade stratejiniz, o stratejiyi ben size ders gibi anlatmam lazım. Yaklaşık herhalde 2 saat falan sürdü o dersimiz. Çok da güzel, verimli oldu. Onu anlatmak istiyorum aslında. Evet, pekala arkadaşlar. Ufak ufak başlayalım o zaman müsaadenizle. Endekste durum bu efendim. Az önce biraz daha tabii saatlikte bakalım. Genelde saatlik bakıyoruz biliyorsunuz. Şimdi sabah açılış zaten negatif oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar ilk 3 saat. Sonraki 3 saatte de 5 ortalamanın üzerine atmış olduk bir şekilde. Bakın
Bakın saat kaç burası? 12, 13 ve 14'te. Bu 3 saat boyunca arkadaşlar yeşil yaktı. Fakat şu anda 15 itibariyle tekrardan aşağı doğru gelmiş oldu. Saat 16-17'yi de takip edeceğiz. Önümüzde duracak. Saat 15 itibariyle ne olacak onu da tabii kapandığında göreceğiz arkadaşlar. Aslında alımlar fena değil. Fakat bu alımlar sahte alımlar mı? İşte birilerini kandırıyorlar mı? Alım fırsatı mı? Yani bunu şu anda bilmek çok güç. BIST 30 için alım fırsatı olduğunu düşünmüyorum yalnız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Primlenen hisseler var. Sakın o şekilde dalmayın. Sonra yazık edersiniz kendinize. Yavaş yavaş hisselere başlıyorum arkadaşlar. Sizin de fazla vaktinizi almadan yayınımızı sonlandırmış oluruz. Verus'ta başlıyoruz efendim. Ben şu tabletimi şuraya alayım. Önümü engel olmasın. Burak Bey Allah çalışana razı olur. Vermeden almak da Allah'a aittir demiş. Cemal Bey. Ata Yılmaz müdahale edecek para kalmadı demiş. Hicam Bey hocam bas geze endeks düşüyor. Bas geze sert düşüyor. Endeks yükseliyor. Bas geze yerinde duruyor. İşte bazı hisselerin zamanı var arkadaşlar. O zamanı bulunca mı gidecek? İşte sabır. Hepsi bir anda çıksa zaten değil mi? Bu işin şeyi kalmaz. Sırrı kalmaz. Verus al konumunda ve pozitif. Burada 53-23 bölgesi var. Oraya tekrardan bir pin bırakmış. Cuma günü itibariyle oraya kadar çıkmış. Üstüne atamamış. Bugün de tabii endeksle beraber aşağı geliyor gördüğümüz kadarıyla. Hala al konumunda ve pozitif. Herhangi bir sorun gözükmüyor. 51-19 5 ortalamamız. Şuradaki 5 ortalama ve 51-19'un altında kapanış almadığı sürece sorun yok ama bu bölgenin altında kapanış alacak olursa Cemal Bey siz zaten eğitim yayınına katıldınız. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Orada biraz pozisyon kapatmakta veya azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. 53-23'ün üzerine çıkacak olursa hareket hızlanabilir mi? Yani belki aslında hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil ama yine de hani bugün bir satışla karşılaşmış. Şöyle hacme bakalım. Hacim de biraz işte satış yönlü fazla. Dolayısıyla biraz dikkat etmekte fayda var. Verus için bu bölgelerde sanki biraz pozisyon azaltılabilir kanaatini taşıyorum. Verus için çünkü devam ederse düşüş nereye kadar? 48-29'a kadar gelme riskiyle karşı karşıya. Vesp'e bakalım. Vesp'de burada 7-28 bölgesi aşılamamış gördüğünüz gibi. Hala sat konumunda, al konumunda değil fakat ortalamaları kendine doğru çekiyor. Bugün işte negatif bir süreç var. Negatif açmış zaten. 7.28'in üzerine atmadığı sürece ki aşamamış arkadaşlar bakın Ocak ayında altına geldikten sonra iki defa deniyor fakat üstünde kalmayı bir türlü başaramıyor. 7.28'in üzerinde fiyatlama başlarsa tekrar o tarihi zirve seviyelerini görmeye aday gidebilir. Zaten bölünmeden sonra arkadaşlar çok fazla gitmedi biliyorsunuz. Ondan sonra tekrar aşağıya geldi. Yani bölünmeden önce yapmıştı o rallilerini. Fakat bölünmeden sonra biraz da aşağıya geldi. Ona dikkat etmek lazım. Altta 6 kurt 9 riski var mı? 7-28 aşılamadığı sürece ki ortalamaları kendine çekiyor. Böyle bir riskten bahsedebiliriz. Hele ki endeks geri çekilmeye devam edecek olursa 6.49'a kadar geri çekilme riski var. 7-28 üzerine çıkılmadan yeni pozisyonda arttırılmaz. Onu da söyleyeyim. TM Pol bakalım. 16.34 önemli bölge. Sürekli bakın denenmiş fakat hep böyle bir dirençle karşılaşmış. Uzun zamandan bu yana yani geçen yıl neredeyse Nisan ayından bu yana üstünde kalmayı bir türlü başaramamış 16.34 bölgesini. Ta ki bu Kasım ayındaki ralliden sonra üstünde fiyatlamaya başlamış. Şu düşüş bir yükseliş onayı olabilirdi. Fakat muhtemelen o düşüş 16 Mart'a denk gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altında kalmak zorunda kalmış. Tekrar bir daha üstüne denedi. Eğer bugün 16.34'ün üzerinde kalmayı başaramazsa arkadaşlar yeni alımlar için 16.34'ün üzerine beklemek lazım. Vespe alım tabanı neydi? Şey mi soruyorsunuz? Pardon arkadaşlar bir daha dönelim Vesbe'ye. Şu 6.49. Cemal Bey 6.49. Oraya kadar düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Evet TM Pol'da da arkadaşlar
Tekrar 16.34'ün üzerinde kapanış beklememiz lazım. Öyle bir durumda. Bakın 1, 2, 3 gün kalmış üzerinde. Tekrar altına gelmiş. Hala al konumunda pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat bunun altında kalacak olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. 16.34'ün üzerine çıkmadan dediğim gibi herhangi bir şekilde arkadaşlar yeni alım yapmamakta fayda var. Tabii yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Altta yazıyor zaten. Buradaki analizler kendi görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. GESAN'a bakalım. Yani GESAN bu kadar şey açıkladı. Kap açıkladı. Bir sürü ihale aldı. Hala hareket yukarı doğru çıkmıyor arkadaşlar. Hala al konumunda fakat sata dönmek üzere. Dolayısıyla burada bir risk barındırıyor. Ona dikkat edelim efendim. Eğer bugün 17.83'ün altında kapanış alacak olursa 16.60'lara kadar, 16.70'lere kadar düşme riski ve potansiyeli mevcut. Burası alım bölgesi ve bir taban bölgesiydi biliyorsunuz. Taban oluşumu vardı buraya. Bu taban oluşumunu tekrar test etmek isteyebilir. Böyle bir riski var. Eğer üçüncü ve son parça alımı düşünüyorsanız arkadaşlar, pardon arkadaşlar. Evet, pardon arkadaşlar. Evet, burası bir taban oluşumu vardı demiştik. Tekrar o bölge test edilmek istenebilir. Onu da ifade edelim. Yani işin açıkçası bu 20.96, 21 bölgesine kadar GESEN'de ben bir hareket bekliyordum. Fakat olmuyor. Elinde nakit olanlar için güzel bir alım fırsatları oluyor. Elinde nakit olmayanlar, hissede kalanlar içinse eyvah biz yine takıldık, yine para kazanamadık noktasına geliyor mesela. Bu nedenle arkadaşlar sürekli nakit bulundurmakta fayda var. Ama nakit bulundurduğumuzda da bu bölgelerden değil de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. gün bugün. Geçen haftadan bu yana düşen bir grafik var. Düşüşün bittiğini gördükten sonra almakta fayda var. Hani küçük küçük düşmüş ama sonuçta pozitif bir süreçte yok şu anda GESAN için. Peki geçiyorum Bera'ya bakalım. Bera bizim alttaki taban bölgemizin de 9.32 bölgesinin de altına sarktı. 9.32'nin kırılmaması lazım arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır altına inmediği bölge. Yani 2020'nin Ekim ayında görmüş en son o bölgeyi. O gün bugündür altında kapanış almamış. Şu anda 9.28'de. Yani 9.32'nin üzerine atmalı, atmadığı takdirde eyvah eyvah diyeceğiz. Yani şu an zaten saat konumunda ve negatif arkadaşlar. 9.32'nin üzerinde kapanması şart. Diyelim ki kapanmadı. Altında kapanış aldı. Ne yapacağız? O zaman hiçbir şey yapmayacağız. Yani zaten stopuna uymayana diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Zaten yani stopa uyan biri bu hisseden zaten stop olmuştu. Ne zaman? İşte geçen haftadan itibaren. Hatta Şubat ayının başından itibaren stop olmuş olması lazımdı. Stopuna uymayan da buradan itibaren artık stop olmanın çok manası yok. Ama 9.32'nin üzerine tekrar kapanış almaya başlamadan yeni alım tercih edilmemeli arkadaşlar. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Tekrarlıyorum. 9.32'nin üzerine tekrar çıkış yapmadan yeni alım tercih edilmemeli. Peki bu bölgeler alım bölgeleri mi? Evet, alım bölgeler arkadaşlar. Volatil bir hisse biliyorsunuz. Yine mesela Kasım ayında o rally civarında işte 9.30-9.40 civarında alınıp şimdi arkadaşımız talep ederken yazmıştı işte endeks düşerken de düşüyor, endeks yükselirken de düşüyor. Evet, endeks yükselirken de düştü. Ama işte 9.40-9.50 bandında Kasım ayında alınıp işte şu bölgelere geldiğinde ki 11.30'u kırdığında söylemiştik arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın o zamanlar yine yayın yapıyorduk. Eğer 11.30 bölgesi kırılıyorsa alta artık hisseyi terk edeceğiz arkadaşlar. Çünkü altına geçiyor tekrardan. Bu bölge yeniden üstüne çıkana kadar tercih edilmemeli. Çünkü 11.30'un altında kalışlar bizi 9.32'lere kadar götürebilir. Ki nitekim arkadaşlar yani biz bazen bazı cümleleri kullanınca dinleyen arkadaşlarımız zannediyor ki bugünden yarına olacak. Bakın
Biz bunu Aralık'ta konuştuk. Şubat'a geldik. Yeni gördü bu bölgeyi. Çünkü geldi, aşağı geldi, tekrar yukarı çıktı. Tekrar aşağı geldi. Yani yukarı bir türlü atamıyor ve yukarı çıktığı her atakta mal değişim için bir fırsat oluyor. Yeni bir fırsat oluyor. Bu nedenle hisseleri bugünden yarına değerlendirmemek, düşünmemek lazım. Efendim. Yani Aralık ayındaki bu düşüşü gördüğümüzde valla altta 9.32'yi herhalde görme riskiyle karşı karşıya bu hisse diye düşünüp bu riski almamanız lazım. Yani 9.30 ile 11.30 arasında arkadaşlar 2 TL fark var. Yazık değil mi her bir lotta bu paraya? Onun için ha bir nakitte olan veya o dönem stop olup takip edenler için ise 9.32 alım bölgeleri, ama 9.32'nin üzerinde kapanış bekleyeceğiz. Bunu unutmayalım lütfen. 9.32'nin üzerinde kalmaya başlarsa bera tercih edilebilir, ama altında kalıyorsa hocam 9.32 yerine 9.25'ten almak daha mantıklı değil mi? Ben oradan alacağım diyenlere hayır arkadaşlar, düşen bir hisse alınmaz. Düşüş biter. Yeni bir hareket başlar. Bir desteğin direncin üzerine atar, ondan sonra tercih edilebilir, ama diğer türlü tercih edilmez. Yazık. Şu anda sat konumunda ve negatif arkadaşlar bera. Geçelim Petkim'e bakalım. Evet, Petkim de şu anda sat konumunda ve negatif. Burada arkadaşlar tek bir cümle. 8.28'in üzerinde kapanış almadığı sürece biz Petkim'de negatifiz. 8.28'in üzerine atacak olursa o zaman pozitif olabiliriz. KLGYO bakalım efendim. Evet. Bunda kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Zaten şu an sat konumunda ve negatif hale geliyor. Düşerse nereye kadar düşer? Hani şu bölgenin tutmasını bekleyebiliriz. 1.16. 1.16'nın üzerinde tekrar atması hani beklenebilir. Evet, 1.16'nın üzerine tekrar atması beklenebilir arkadaşlar. Bugün kaçta? Şu anda 1.12'de hisse. Dolayısıyla bakın zaten bu bölgeyi bir kere test etmiş. Şimdi de altında kalmış gördüğümüz kadarıyla. Sat konumunda ve negatif. Yeni alım için uygun yer değil arkadaşlar. Yani alım bölgesi olabilir ama henüz düşüşün bittiğini görmedik. 1.16'nın üzerine çıkmadığı sürece tercih edilmemeli. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. 1.16'nın altında da daha ne kadar kalacağını artık bundan sonraki süreçte göreceğiz. Ama üzerine çıkacak olursa biz o zaman olumlu olmaya başlarız. CRDFA. Evet. 2.56 bir taban oluşumu olur mu dedik. 2.56'nın altında bir taban oluşumu verdi bize. Bu bölge evet yani olabilir. Olabilir ama sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'i saydığımız bölge 2, 28, 2, 30 bölgesi arkadaşlar. Yani aslında şu an bir taban oluşumu var. CRDFA da fena düştü. Ama bu bir anda çıkacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Burada 2.30 şu anda 2.33'lerde zaten. 2.30'un üstünde kaldığı sürece ortalamalar da kendine doğru çekmiş zaten. 2.30'un üstünde kaldığı sürece olumlu olunabilir. Ama asıl 2.56'nın üzerinde kalması şart. 2.56'nın üzerinde fiyatlama başlarsa CRDFA alım bölgesi, alım fırsatı ve para kazanma zamanı diyebiliriz. En azından bir hareket de başlamış olur. Tekrarlıyorum. 2.56'nın üzerinde tekrardan fiyatlama başlarsa CRDFA için hem alım fırsatı hem alım bölgesi diyebiliriz efendim. Yukarıdaki gap bölgelerinde almak için gidebilir. Bakın Aralık ayında bir taban yedi. Bir taban daha yedi. Üçüncü tabanı yiyince ne dedi arkadaşlar veya işte almak isteyenler? Hocam çok düştü. 3.97'ye geldi. Çok düştü hocam. Yukarıda gap boşlukları var. Bu buradan tepki verir. Biz buradan para kazanırız. Şimdi 3.97. Hangi kaç Aralık? 10 Aralık. Biz bugün arkadaşlar 14 Şubat'tayız ve hisse 2.32'de. Demek ki çok düşmemiş. Yani dibin dibi vardır. Öyle düşünmemek lazım.
Yani gap boşlukları hemen kapatılacak diye bir kaide de yok. Koskoca endeks bile 6 ay, ne 6 ay, 8 ay sonra kapattı. Yani hisseler ondan daha ağır davranma durumuyla karşı karşıya kalabilir yani. Onun için acele etmemek lazım efendim. Yani yeni alım için böyle, ama ben şimdi buradan alayım, buradan alayım diye heyecanlanmamak, acele etmemekte fayda var. Pekala. Geçelim efendim. HLG'ye bakalım. Evet, HLGO da şu an sat konumunda ve negatif. 2.43'ün üzerine çıkmadığı sürece olumlu değiliz. Yani 2.44'leri görmüş bugün. 2.43'ün üzerine tekrar çıkması şart. 2.43'ün üzerine çıkar, orada fiyatlama başlarsa HLGO olumlu olabiliriz arkadaşlar. Ama şu anda sat konumunda ve negatif, hani hacimde fena sayılmaz diyelim. Evet. ABD piyasaları biraz topladı. Arkadaşlar Dow Jones 0.20'ye kadar geldi. Eksi 0.20 yatay negatif seviyesine kadar çıktı. Vallahi güzel topluyor. Peki geçelim. Metur bakalım. Metur'da 3.96 bölgesi baya bir çalışmış burada. Direnç olarak. Üzerine bir türlü atamamış. Aslında hissenin bulunduğu yer fena bir yer değil arkadaşlar. Şu anda sat konumunda ve negatif, ama onu söyleyelim. Bakın şu bölge sat konumunda ve negatif. Dolayısıyla efendim şu an 3.96'nın üzerine atmadığı sürece hisse bizim gözümüzde negatif. Eğer 3.96'nın üzerinde bir hareket başlarsa o zaman olabilir. Peki bu bir taban oluşumu mu arkadaşlar? Sayılır aslında. Taban oluşumu da sayılır. Tek isteğimiz şu. Bugün mesela %3'ün üzerinde bir kaybı var Metur'un. Bugün biraz daha yukarıda ve yarın da yeşil 3.96'nın üzerine çıkmasa bile yeşil bir iki gün görürsek, o zaman evet burası bir taban oluşumu. Buralarda bir mallanma var ve hisse buradan sonra hareket edecek kanaatine ulaşırız. Geçelim efendim. Etiler bakalım. Sürekli işlemlerde mi etiler? Yani şu anda al konumunda etiler. Ama sata dönmek üzere. Ya sürekli işlemlerde değilse izleme pazarında. Sürekli işlemle de değil. Şu an izleme pazarında. Evet. Yani bunu söyleyecek bir şey yok. 6.82 şu an zaten 6.80. Yani yarın düşer mi çıkar mı bilmek zor. Şu an al konumunda. Henüz sata dönmemiş ama yarın da negatif olursa sata dönebilir. Ama izleme pazarındaki hisselerde arkadaşlar, portföyünüzün illa tutacağım diyorsanız çok küçük bir kısmıyla hareket edin. Çünkü bilemezsiniz yani şirketin sonra ne olacağını. Türk Hava Yolları arkadaşlar şu an al konumunda ve pozitif. Fakat bugün düşen bir grafik var. Cuma günkü hacim güzeldi. Bugünkü hacim de fena sayılmaz. Eğer bugün 29-37 bölgesinin altında kapanış alacak olursa grafik yok bunda demiş Sayın Atayırmaz. 29-37 bölgesinin altında kapanış alacak olursa arkadaşlar biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Sanki Türk Hava Yolları ufak ufak satış yiyebilir. Ama 29-37'nin üzerinde kalacak olursa şimdilik bir sorun gözükmüyor. Ha yok hocam benim maliyetim güzel diyenler 28 bölgesine kadar takip edebilirler arkadaşlar. Evet 28 bölgesine kadar takip edebilirler. 28'in üzerinde kaldığı sürece Türkiye Hava Yolları'nda şimdilik sorun yok arkadaşlar. Lüks SK bakalım efendim.
Evet, güzel film yapmış geçen hafta. Burada yalnız şu 5 ortalamamızın altında kalmaya devam ederse kar satışı devam edebilir. Bu rakam da 15 şey 65-63 bölgesi. Yani 65-63'ün altında bugün kapanış alacak olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. 55'lere kadar düşme riski ve potansiyeli taşır. Lüks heyke. Onu ifade etmiş olalım. Hatta ben soran arkadaşımız için bir tane daha burada destek koyayım. 61-19 bölgesi. Şimdi üstte şöyle diyelim. Hadi orayı kaçırdık varsayalım. 61-19, 61-20 alta kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. Lüks heykeli. 61-20. Lütfen unutmayalım. Üstünde kalırsa acele etmeyin. Akımda kalın. Kar almak için acele etmeyin deriz. Bir düşüş onayına, yükseliş onayına gelmiş olabilir. Bir yat bakalım arkadaşlar. Bir yatta şu anda al konumunda ama 20 ortalamamızı test etmiş bugün. 358 bölgesine 358-80 tam üstünde şu anda. 20 ortalamamız 358-80'den geçiyor. Eğer 358-80'in altında kapanış almazsa sorun yok ama 358-80'in altına inecek olursa yine dediğim gibi biraz pozisyon azaltılmalı, hatta stop düşürülmeli arkadaşlar. Çünkü altta 326 bölgesi var bir yat için. Adese bakalım. Evet, adese bir türlü hareket etmiyor. Ne aşağı yöne ne yukarı yöne. Gördüğünüz gibi 72-73 seviyesinde hareketini sürdürüyor hala. Bugün de 73'lerde hala 71'leri görmüştü. Şu an ortalamaları kendine doğru çekti. En azından bu iyiye bir işaret arkadaşlar. Ortalamaları kendine doğru çekmesi. Eğer ortalamanın üzerinde kalacak olursa 20 ortalamanın o zaman belki bir atak başlayabilir. Yani ben biraz sanki eli kulağında gibi bir hissiyatım var ADESE için. Yeotek bakalım efendim. Evet, 63-75'in üzerine bir türlü kalamadı. Bakın 1 2 3 gün kaldı. 4. gün kalamadı. Dedik ya 63-75'in üzerinde kalıcı olursa hareket hızlanır ama kalamıyor arkadaşlar. Önce test ettiğinde 1 gün kalmış, 2. gün altına gelmiş. 3 gün kalıyor, 4. gün altına geliyor. Dolayısıyla 63-75 önemli bölge. Altta 55-08 var. Şu an hala al konumunda. Herhangi bir sorun yok. Fakat 55-08 tekrar destek olarak çalışabilir burada. Arkadaşlar 55-08 destek olarak çalışabilir. Ve 63-75 ilk hedef olmak kaydıyla hareket tekrardan başlayabilir. Bu bölgeler alım bölgeleri mi? Değil. Çünkü düşüşün bitmesini görmekte fayda var her ihtimale karşı. Yani düşüşün bittiğini görmeden çok da düşünmemek lazım arkadaşlar. 55-08 riski hala karşımızda duruyor ama 63-75 asıl geçilecek olursa hareket ondan sonra başlayacak, bir türlü üzerine atamıyor Yevutek. Kontrol matik bakalım efendim. Kontrolde şu anda hala al konumunda pozitif ama 5 ortalamanın altında kalmış 125 bölgesinin. 20 ortalama kendine doğru çekiyor 110.40. Oraya kadar düşüşleri normal karşılarız artık ama onun altında kalıyorsa pozisyon azaltılmalı kontrolde. Evet. 110.40'ın altında kalıyorsa artık oradan itibaren pozisyon azaltılmalı arkadaşlar her ihtimale karşı efendim. Evet. Geçelim SNGYO bakalım. SNGYO şu an al konumunda pozitif. Güzel prim yapmış geçen hafta. Bugün bir sindirmesi var sanki.
Burada 4.71'in altına gelmediği sürece akımda kalın, kâr almak için acele etmeyin diyelim. Ya da hocam bugün kırmızı yaktı, kârımız da güzel, biz artık pozisyonumuzu kapatalım derseniz de tabii tercih meselesi. Ama 4.71'in altına inmediği sürece şu bölgenin arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Şimdilik kalabilirsiniz. Ama 4.71 kırılacaksa gün bazında arkadaşlar o zaman şu bölgede bir kapanış alıyorsa o zaman pozisyon azaltmakta fayda var. Çünkü nereye kadar düşme riskiyle karşı karşıya? 4.30'a kadar düşme riskiyle karşı karşıya. Yeni alım için soruyorsanız arkadaşlar tarihi zirve seviyelerine yakın. Yani alım böyle hala al konumunda, alım bölgesinde değil ama al konumunda. buralardan alımlarda arkadaşlar kademeli olmalı her ihtimale karşı düşüş risklerine karşı. Turkcell bakalım. Efendim. Evet, Turkcell'de al konumuna geçmek üzere sattaymış. Burada 19.25 bölgesi var. 19.25 Ocak ayında kırılmış. Bir kere de test etmiş arkadaşlar. Üzerine atamamış. Şimdi direnç olarak çalışabilir bu bölge Turkcell'de. Eğer aşamayacak gibi olursa 16.50'ler hala önümüzde risk olarak görünüyor. Risk olarak görünüyor efendim. Dolayısıyla bu 19.25 bölgesi önemli bir bölge. Şu an al konumuna geçmek üzere. Yeni alımlar için kademeli tercih edilmeli. 19.25'in üstüne çıktıktan sonra ise değerlendirilebilir. Burada 19.25 dediğim gibi önemli bir direnç bölgesi. Givint bakalım arkadaşlar. Galata Wind. Evet, şu anda al konumunda bir pozitif. Güzel. Şeyinde 5 ortalamanın da üstünde kalmış zaten. Birkaç defa pin bırakmış. Tekrar üstünde kalmış arkadaşlar. Burada 7.44'ün kırılmadığı sürece sorun yok Givint'te. 7.44 zaten ortalamalar da kendine doğru çekmiş şu anda. Biz 7.44'ü boş verelim. 7.27, 7.30 diyelim yarın itibariyle. 7.30'un altına gelecek olursa pozisyon uzatmakta fayda var. Ama 7.30'un üzerinde kalıyorsa arkadaşlar herhangi bir sorun yok Givint için. Şimdilik akımda kalın diyebiliriz. Miatek bakalım. Evet, Miatek'te arkadaşlar yaptığı primden sonra ufak 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 aşağı gelmiş yine. Sat konumuna düşmüş. Burada 36.08 bölgesi üzerine atmadığı sürece, daha doğrusu 36 bölgesinin üzerine atmadığı sürece biz olumsuzuz. 30-31 bölgesine buraya kadar tekrar düşme riski ve potansiyeli taşır mı? Evet efendim taşır. Bunu da söyleyelim. Yani bu bölgeye kadar düşme riski ve potansiyeli de var. Ama 36'nın üzerine çıkmadığı sürece biz Miatek'te olumlu değiliz arkadaşlar. Yani tekrar al konumuna geçmek zorunda geçmezse biz olumlu değiliz bu hisseyle alakalı. Evet. Peki bu bölgeye kadar gelir mi? Yani endekse de bağlı. Şimdi endeks toparladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2015 seviyesinin üzerine attı. Her şey olabilir yani. Burası borsa. Afyon bakalım. Afyon evet bir türlü hareket yapamadı arkadaşlar. Aralık ayındaki düşüşten sonra aslında alım bölgesinde diyebiliriz. Yani alım fırsatı da diyebiliriz. Alım bölgesi de diyebiliriz. Fena bir yerde değil. Burada 3.28 bölgesi var. Üzerine tekrar atacak olursa olumlu oluruz şu anda. Sat konumunda ve negatif. Ama 3.28'in üzerinde atmalı. 3.28'in üzerinde kapanışlar başlarsa Afyon'la ilgili denenebilir arkadaşlar. Konka. Konya kağıt. Evet, beklenen etkiyi göstermedi arkadaşlar biliyorsunuz Konka. Şimdilik al konumunda herhangi bir sorun yok. 20 ortalama da yakın zaten birbirine şu an itibariyle. 8 bölgesi diyelim efendim biz buraya. 8 bölgesinin üzerinde kalıyorsa tutulabilir ama 8'i kırmaya başlarsa çünkü bir şey oluşturamadık biz bunu. Taban oluşumu görmedik. Oluşturamadığımız için taban oluşumu oluşturamadığımız için nereye kadar düşeceğini öngörmek şu anda neredeyse imkansız. Bu nedenle 8'in altında
kalacak olursa arkadaşlar, 8 bölgesinin altında kalacak olursa biraz pozisyon azaltmalı. Yeni alımlar içinse eğer 8'in altında kalacak olursa 8'in üstüne çıkması beklenmeli, ama şu bölgelerde yani alınabilir mi? Tabii kademeli tercih edilebilir arkadaşlar. Magen bakalım. Magen de şu anda al konumunda bir pozitif. 20 ortalamasına bir pin bırakmış gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Fakat 5 ortalamanın altında 9.94 bölgesini, eğer bu bölgenin altında bugün bir kapanış alacak olursa her ihtimale karşı biraz pozisyon azaltılabilir. Çünkü altta 9.25 var. Maliyetim iyi, çok da stop olmak istemiyorum veya hala alım yapabilirim diyenler 9.25'in riskini gördükten sonra değerlendirebilirler yeni alımlar için. Arkadaşlar, bunu da ifade etmiş olalım. Vakfe'ne bakalım efendim. Evet. Vakfener'e de arkadaşlar burada 2.96 bölgesi bir alım bölgesi. Burada zaten bir alım bölgesi olduğunu daha önce görmüştük. Tam bir taban teyidi veremiyor arkadaşlar Vakfener'e. Geliyor, değiyor, tekrar çıkıyor, geliyor, bir daha değiyor, bir daha çıkıyor, değiyor, bir daha çıkıyor. Şimdi bir daha deyip bir daha çıkmak isteyebilir mi? Yapabilir. Şu anda sat konumuna geçmek üzere. Henüz olumlu değiliz. Dolayısıyla eğer tekrar 2.96 bölgesine veya 3 bölgesine sarkacak olursa, ki bugün 3.15'leri görmüş, bu bölgeye sarkacak olursa buralar yine bir alım fırsatı, alım bölgesidir Vakfe'n için. Biliyorsunuz bugün bir şey de vardı, kararı da vardı, kayıtlı sermaye tavanını yükseltme şeklinde. Fakat açıklamadılar, yani bedelli mi olacak, bedelsiz mi olacak, tahsisli mi olacak, ne yapacaklarını bilmiyoruz şu anda. Sadece öyle bir karar çıktı Vakfe'n ile ilgili. Bu kap haberinden sonra takip edeceğiz Vakfe'ni. Acaba nasıl bir karar alacaklar? Ona göre de hisse şekillendirecektir. Çünkü ya yeni daha bedelli açıkladı, biliyorsunuz değil mi? Yani çok uzun sürmedi diye. Yani. Bas GZ'ye bakalım. Evet, Bas GZ çok dar bir bantta hareketini sürdürüyor arkadaşlar. Yani 11.35 ile 13.77 arasında, bakın ne kadar süredir, hemen hemen Kasım ayı ortalarından bu yana, Aralık, Ocak, Şubat, yani 3 ayı geçti arkadaşlar. 3 ayı geçmiş bir zaman diliminden bu yana Bas GZ gördüğünüz gibi bu bölgede hareket sürdürüyor. Şu an sat konumuna geçmiş ama yani 11.35 destekli hala takip edilebilir mi? Takip edilebilir. Yani oraya düşecek manasında değil ama takip edilebilir. Fakat bir türlü hareket edemiyor arkadaşlar yukarı doğru. Sorun orada Bas GZ. Yoksa güzel bir şirket Başkent Doğalgaz. Tabii bu sıra çok üstlerine geliyorlar enerji, yani elektrik dağıtım şirketleriyle işte doğalgaz şirketlerinin, ama hisseyi ne kadar negatif etkiler bilemiyoruz. Yıldız Pazar hissesi fena bir hisse değil arkadaşlar. Eski şaşalı günlerine tekrar döner mi dönmez mi göreceğiz. 35-40'lı seviyeler. Ama bekleyen para kazanır bu şirkette, ben size söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir Bas GZ ile ilgili. Bekleyen para kazanır. Bekleyenin para kazanacağı bir diğer şirket de bu. Biotrend Çevre ve Enerji. Biven. 5.58 bölgesi bir tutunma, destek ve işte ne diyelim, alım bölgesi diyebiliriz bölünmeden sonra. Dolayısıyla efendim burada 5.58 üzerinde tutunduğu sürece şu an sat konumunda ve negatif. Yani şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bu bölgenin üzerinde, 5.58'in üzerinde tutunduğu sürece olumlu olabiliriz. Yeter ki 5.58 kırılmasın arkadaşlar. Yani 5.58'in altında kapanış almaz. Ha alırsa ne olur? Alırsa ne olur efendim? 5.58'in altında kapanış alır. O zaman bekleyeceğiz. Bakın tıpkı şuradaki gibi. Bekleyeceğiz tekrar üstüne atmasını. Üstüne atarsa bakın 5.58'lerde alanlar işte Aralık ayın sonunda nereye kadar gidebiliyor? İşte hani burada stopu gördün, kapatırsın. Mesela 6.35 bölgesinde.
Yok, biraz daha sabrettin. 6.05'te kapatırsın. Yani bir şekilde 50 kuruşla 1 TL arasında hisseden para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Biyoen'de. Pardon efendim. Evet. Melis Hanım WhatsApp'tan mesaj atmışsınız ama şu an canlı yayındayız. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Sayın Çağrı Özaydın, hoş geldiniz. PSG'yi o istemiş. PSG'yi şu yeni şirket miydi ya? Bakalım bir. Reşat, hoş geldiniz. Tezol istemiş. Tezol da listeye alalım. Efendim, rica ederiz. Mr. Mehmet ARD Yezi istemiş. ARD Yezi de listemize aldık. Sayın Murat Altınay, hoş geldiniz efendim. Merhaba, kolay gelsin demiş. Rica ederiz Sayın Mehmet Ağar. BTK SSM Bayrak demiş. Bayrak da efendim listemize aldık. Acemice Hareketler selamlar, yayınlar demiş. Hoş geldiniz efendim. Emre Bey, değerli hocam iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Emre Bey. Sizler de değerlisiniz. Karton ve kartonsan demiş. Yani karton derken karton ekledik efendim listemize. Rica ederiz. Çağlar Çakır, Vestel istemiş. Ekledik efendim listemize. Evet, bas gaza düşeni kıracak inşallah demiş Yiğitcan Bey, inşallah. Bu Fatum hisseleri 10 kademe kaldırdı. Evet, bir hareketlik oldu yukarı doğru. 2264 seviyesine geldi. Viyop 2022 seviyesine geldi. Endeks. Çünkü şu an Dow Jones topladı bayağı arkadaşlar. Dow Jones bayağı topladı. Bakalım. Sezgin 81 Formet demişsiniz. Tabii ki efendim. Formet de listemize ekleyelim. Ekledik. Evet, abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Zahmet olacak. Ali İhsan Düzenli Alcatel istemiş. Alcatel'de yazdık efendim listemize. Yiğitcan 0721. Hocam numaranızı paylaşabilir misiniz? Sizin de yayından sonra bir görüşme için. Tabii ki yazayım efendim numaramı. Bu numaradan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sayın Abdullah Er, Eplas istemiş. Evet, Sayın Fahri Şentekin, Sanko. Evet, son olarak Sanko'yu da yazdım arkadaşlar. Bugünkü hisselerimizi tamamlayalım. Bunlara da bakalım, ondan sonra sizlerle ayrılalım. Anlaştık mı? Peki, ne yazmıştık? PSGEO. Evet. PSG'yi şu an al konumunda pozitif arkadaşlar. 5 ortalamamız 19'dan geçiyor. 19'un üzerinde kaldığı sürece sorun yoktu ama altında kalmış. Dolayısıyla biraz pozisyon azaltılabilir. Yeni eğer halka arzdan aldıysanız veya alt bölgelerden maliyetlendiyseniz PSG'yi. Yeni alımlar için kademeli denilebilir. Alınmaz diyemeyiz arkadaşlar. Eğer 19'un altında kalmaya devam ederse 17.50'ye kadar düşme riski ve potansiyeli de mevcut PSG'ye. Onu da ifade etmiş olalım efendim. Geçelim Tezol. Bakalım. Tezol'da şu an al konumundaydı ama yavaş yavaş arkadaşlar bu da sata dönmek üzere. Çünkü bugünkü hareketi %3 civarında bir negatif. Hacim de fena değil. Dolayısıyla 14.70'e kadar bir düşme riski ve potansiyeli var. Hem Aralık ayında hem Ocak ayında test etmiş bu bölgeyi. Yani Şubat'ta bir daha test eder mi? Edebilir. Bir daha test edebilir arkadaşlar. Bu nedenle 14.70 riski hala kapımızda duracak şekilde var. 16.56 bölgesi var efendim.
Aralık ayında üstünde kalamadı. Sadece 3 gün kalabildi. Ocak ayında test etti. Arkadaşlar pin bıraktı. Fakat yine olmadı. Şubat ayında test etti. Yine olmadı. Demek ki 16-56 bölgesi Tezol için önemli bir bölge ve üzerinde bir türlü kalamıyor. Bu nedenle bu bölgeden alımlar eğer 16-56 kırılamıyorsa biraz pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. Ama 14-70 riski de var mı? Hala işin açıkçası var arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, son zamanların vukuatlı şirketi ARDYZ. Şimdi ARDYZ 6.32'de biz bir destek atmışız arkadaşlar daha önce. Tabi haber bazlı, kap bazlı düşüşler kaynaklandı biliyorsunuz. Şimdi bugün 6.32'nin düzey altında kalmış oldu. Perşembe ve Cuma günü bakın bu bölgede tutunmuş. Ama bugün tutunamamış, altında kalmış. Tekrar üstüne atacak olursa olumlu olabiliriz. Ama şu anda sat konumunda ve negatif ARDYZ. Arkadaşlar onu söyleyelim. Tekrar 6.32'nin üzerine atacak olursa o zaman biz ARDYZ ile ilgili olumlu olabiliriz. Evet ama şu anda olumlu değiliz dediğim gibi. Bayrak bakalım efendim. Bayrak da güzel düşmüş. Gördüğünüz gibi. Evet. Hatta halka arz fiyatının bile altına gelmiş arkadaşlar. Şu anda sat konumunda ve negatif. Efendim. Ne diyelim? 5.41'in üzerinde kapanış almadığı sürece bayrakta şu an olumsuzuz. 5.41'in üzerine çıkmadığı ve kapanış almadığı sürece. Evet, ana pazar hissesiymiş arkadaşlar. Son çeyrek bilançosu henüz gelmemiş. 5.41'in üzerine çıkacak olursa biraz olumlu olabiliriz. Ama şu anda sat konumunda ve negatif. Kartonsan. Şu anda sat konumunda ve negatif. Henüz al konumuna geçmemiş. Atak güzel 20 ortalamadan dönmüş arkadaşlar ataklar. Dolayısıyla burada 49.93'ün üzerine atmalı. Eğer atamayacak gibi olursa 45-70 bölgesi bizi aşağıda bekliyor kartonsanda. Tekrarlıyorum. 49.93 bölgesinin üzerine atmalı. Eğer atamayacak gibi olursa aşağıda bizi 45-70 bölgesi bekliyor efendim. Buna çok ama çok dikkat etmeliyiz. Kartonsan şu an sat konumunda ve negatif öncelikle söylemiş olalım. Evet, Vestel'e bakalım. Vestel de şu anda sat konumunda. Ortalamaları kendine doğru çekmiş. Ala geçmek üzere arkadaşlar. 22.46 altta bir destek bölgemiz yine. Eğer bugün 24.12'nin üzerinde kalacak olursa olumlu oluruz. Şu an 23.86'da. Tekrarlıyorum. 24.12'nin üzerinde kalacak olursa olumlu oluruz arkadaşlar. Vestel'de. Ama üzerinde kalamazsa 24.12'nin 22.46 bölgesi tekrar test edilebilir. Üstte 26.37 bölgesi ise direnç bölgemiz. Daha önce bu aralıktaki düşüşten sonra denemiş. Üstüne atmış fakat çok kalamadan tekrar altına gelmiş. Yeni alımlar için kademeli tercih edilebilir. Yani tek kalemde almayın. Zorlanırsınız arkadaşlar. Hisse aşağı gelecek olursa öyle bir sıkıntı yaşarsınız. Format bir türlü hareket edemeyen hisselerimizden efendim. Format bakalım ne zaman çıkacak? Yani 1.08'in üstüne atmıştı ne güzel. Üstünde fiyatlıyordu. Tam böyle bir yeni bir alım bölgesi oluşturmuştu. Taban oluşumu vardı. Fakat bugün endeksle birlikte aşağı gelmiş oldu. Aşağıda ne var bizi bekleyen? Yani şu an kestirmek zor ama daha altına inmesini de beklemiyoruz. Biz beklemedikçe kendisi aşağı iniyor arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mesela nakitte olanlar için yani şu anda Formet gibi birkaç tane hisse var. Öyle yerlerdeler ki yani alın paranızın bir kısmıyla koyun bir kenara. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Koyun bir kenara arkadaşlar.
Yani bir yıl diyeyim hadi. Yani 6 ay diyesim var ama hani bir yıl diyeyim. Görün o zaman. Yani hissenin nerelerde olduğunu. Geçen sene işte bakın ne zaman? Şubat ayı gibi düşmeye başlamış arkadaşlar. Daha doğrusu 2021'in başında düşmeye başlamış ama 2 onlu seviyelerden Mart Nisan'da neredeyse bir yıldır bu bölgelerde artık. Bu bölgelerden bir hareket başlayacağı kanaatini taşıyorum. Format. Borsa biraz işte sabır. Ama tabii ne yapacaksınız? Yükselişlerde arkadaşlar stoplarınızı uyacaksınız seyir ihtimale karşı. Onu da unutmayalım. Alcatel burada 26-63 bölgesi bir direnç bölgesi. O bölgenin üzerindeyken altında kalmış bugün itibariyle. Henüz sat konumunda değil ama sata dönmek üzere. Eğer bu bölgenin altında kalmaya devam ederse sata dönecek arkadaşlar. Bu nedenle Alcatel 26-63'ün üzerinde tekrar atmalı. Atamazsa ne olur? Altta yeşil yükselen trendimiz var. 24.08 oraya kadar düşme potansiyeli var efendim. Böyle de bir durumu var. Rica ederiz Mehmet Bey, Sayın Mr. Mehmet. Murat Bey demiş ki Format gibi elimde 7-8 hisse var. En az %50 karlı satmadan bırakmayacağım. Valla diğerlerini bilmiyorum ama Format'te %50'den fazla kazanırsınız inşallah. Murat Bey yani öyle bir tüyo vereyim size. Yani nakitte olanlar değerlendirebilir arkadaşlar. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Evet, Eplas'taki şu aralıktaki düşüşten sonra bir türlü kendine gelemedi Eplas arkadaşlar. Burada bir yatay bir bant oluşturdu ama sonra tekrar aşağı doğru kırdı. Sonra bandı bir daha test etti. Sonra bir daha aşağı kırdı. 21-13 alım bölgelerinden, alım fırsatlarından biriydi arkadaşlar. Onun da altında kaldı. Şimdilik sat konumunda ve negatif. 21-13'ün üstüne çıkmadan düşünülmemeli. Yok hocam illa ben bu bölgeden düşüneceğim diyenler içinse arkadaşlar 20-33 diyelim. 20-33'ün üzerine atacak olursa biraz düşünülebilir. 20-30'un üzerine atmazsa arkadaşlar pozisyon arttırmamakta fayda var her ihtimale karşı Eplas'ta. Ama 21-13 de bizim için önemli bir bölge efendim. Onu da diyelim. Son hissemiz Sanko. Sanko'ya da bakalım. Sanko'da arkadaşlar 9.25 önemli bölge. Üzerinde bir türlü Ocak ayında düştükten sonra kalamamış. Aslında Aralık'tan Ocak'a kadar da çok üstünde kalmış sayılmaz. Yani bu bölge test edilmiş sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde. Dolayısıyla 9.25 bölgesi önemli bir bölge. Tekrar bu 11'lere, 12'lere, 15'lere gider mi? Gidebilir Sanko. Fakat 9.25'in aşılması lazım. Bugün al konumuna geçmiş. Fakat dediğim gibi 9.25 aşılmadığı sürece tekrar satışla karşılaşması muhtemel Sanko'nun. Bu nedenle arkadaşlar bu bölgede alımlar kademeli olmalı. Altta 8.64 riski de unutulmamalı Sanko adına. Evet. Peki arkadaşlar endekste durum böyleydi. Özür dilerim. Endekste ve hisselerde durum böyleydi. Mümkün olduğunca seri bir şekilde sizi de gün içerisinde fazla vaktinizi almadan analizlerimizi yapmaya çalıştık. Umarım hepimiz için güzel, bereketli bir gün ve hafta başlangıcı olmuş olur. Yarın sabah saat 9'da tekrar ondan önce borsa yayınında finansal piyasaların tüm piyasaların analizini yapmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Oraya da katılırsanız, teşrif ederseniz mutlu oluruz, memnun oluruz efendim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar. Rica ederiz Nazif Bey eksik olmayın efendim. İnşallah yarın sabah 9'da ondan önce borsa yayında buluşuruz. Bir sonraki hisse analiz yayınımızda Perşembe günü saat 15'te tekrardan. Arkadaşlar herkese tekrardan bol kazançlar. Hoşçakalın.